Aslında çok şey oldu ya, ben hizmete girdikten sonra hani diyeyim ya, hizmet benim devrimim oldu. Yani ben kendi Rönesansımı hizmetle yaşadım. Gerçekten. Yeniden doğuş. Yani ben ya, insanlara bakış açım değişti, hayata bakış açım değişti, işte vatan kavramı değişti, bayrak kavramı değişti, memleket kavramı değişti. Neyse bir himmet söz verdik. İyi de bir himmetti. Biraz açtınız yani belki, öyle mi? Yani sınırları. Öyle olmamız lazım. Yani zorlamamız lazım kendimizi yani. Yoksa işte zorlanacağınız yani, bir miktar. Evet yani hazırdan veriyoruz, bitiyor. Tamam mı? Rahat ondan sonra. Biraz devamlı bir yıl onunla uğraşalım. Yani nasıl olacak, nasıl şey yapacak? Abi uğraşmadık bir yıl ki. 3 ay 4 ay içinde Allah 3 katını nasip etti. Abi alo dediği zaman iş biter. Adres ver. Yani hani hiçbir şey bilmiyorsan temsil. Yani ne diyordu? Dünya İslam'a muhtaç. İslam temsile muhtaç diyordu hocam. Selamünaleyküm abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Semaver programına hoş geldiniz. Ve bugün maalesef Ömer abim, Rum abim diyemiyorum. Çünkü biliyorsunuz yaz aylarındayız. Farklı farklı programlar oluyor. Birbirimize ulaşmak zor olabiliyor. Bir gördünüz, Rum abi Emine ablamızla, Emine Erol ablamızla yayın yaptı Amerika'dan. O başka bir kıtada olduğundan dolayı ben başka yerlerde, aslında ben de Alp dağlarındayım. Burada birkaç abi ablalarımızla farklı farklı böyle bir aileli dağ programı yapıyoruz. Böyle bir 20-25 aile var sanki. Ayhan Tekineş abimiz bizimle. Çok güzel program geçiyor. Buradan da yayın yapmak istiyorduk ama maalesef Ömer abi katılacaktı, katılamadı. Ondan dolayı burayı çekemedik. Ama bu hafta sizlere ikinci sezonumuzun 20. bölümü olan, yani 23 Ocak 2022, hani 2022 diye söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bize yeni katılıyorlar. Bizim 4 sezondur yayın yaptığımızı bilmiyorlar. O yüzden 23 Ocak 2022 günü canlı yayın olarak esnaf abilerimizden Muhabir abimizle gerçekleştirdiğimiz bölümü paylaşmak istedik sizinle. Ya çünkü bu güzel ve dolu programın daha fazla insana ulaşmasının gerektiğine inancıdayız. Ve ya maalesef o programda zaten göreceksiniz, Ömer abi yok. Ömer abi de markada bir tarafta ceketini asmıştık. Görürsünüz tabii. Ve programımıza geçelim ve meydanın baba yiğit görsün. Sen misafirimize sorduğumuz sorular var. Onlarla başlayalım abi isterseniz. Buyurun abi. Abi ad soyad. Muammer Aktaş. Yaşınız? Yani anneme göre. Farklı rivayetler mi var? Evet. Yani Eylül Ekim 1972, 50 yaşına gireceğim ama resmi 15 Mayıs 1972. Güneyköy'ünde, Sivas'ın Güneyköy'ünde doğdum. Evet. 5 kardeşiz. 4 erkek, 1 kız. Maşallah. Ablamız Almanya'da, en büyüğümüz ablamız. Dördümüz de buradayız. Fransa'da. Fransa'dayız. Maşallah. Ki zaten iki tanesiyle tanışmıştık. Daha doğrusu Semaver'de Bünyamin abi ağırlamıştık. Evet, bizim bir zindandan mektup diye cezaevi evet, konseptli programımız vardı. Bünyamin abi oraya konuk oldu. Sizin kardeşiniz. Evet, bizim abi. En küçük kardeşimiz. Talha abi de Kanal İBM'de görmüştük. Hani Time Trap'le yardım programında. Ha. Kurban paketleriyle evet, alakalı. Olabilir. Hani son bir kardeşiniz kaldı. Bir kardeş kaldı. Yani. O 93 ve 95 bölgesinin abisi. Oraya da bir gönderme yapalım. Ama oraya, hiç görmediniz değil mi onu? Oraya geleceğiz abi. Oraya geleceğiz. O Ömer abinin sözü değil mi? Oraya geleceğiz. Orayı deşeceğiz. Abi mesleğiniz önce. Abi mesleğim, belli bir mesleğimiz yok yani, benim belli bir mesleğim yok. İlk mesleğe başladığım konfeksiyonla başladık. Hı hı. Yani 17 yaşında. Sonra inşaat sektöründe ısı yalıtım, su yalıtım işine girdik. Yani esas mesleğim ısı yalıtım, su yalıtım yani. Hı hı. Onda iddialıyımdır. Yani söz söylerim, konuşurum. Bu ısı yalıtım, su yalıtım derken mesela? Çatıların üzerine izolasyon. Anladım. İzolasyon yapıyoruz. Daha çok böyle çelik konstrüksiyon. Hı hı. Profesyonel binalar var. Zona endüstriyel dediğimiz yerde büyük sürfaslar olur. İşte hı hı. 10 bin, 30 bin metrekare. Onların kaplamalarını yapıyorduk biz. Onun haricinde işletmecilik yapıyoruz. Hı hı. Onun haricinde yeni bir, 2 sene oldu falan, bir restoran işi yapıyoruz. Onu geliştirmeye çalışıyoruz inşallah, becerebilirsek. İnşallah abi, inşallah. Yani Fransa,
Fransa'ya ne zaman geldiniz abi? Fransa'ya 1988. 5. ayın 15'i. 88. Abi siz tarihleri hani sanki abi sayısalım yani kuvvetlidir. Rakamları unutmam kolay kolay ama isimleri unuturum yani sözlerim şeydir. Zayıf galiba. Fransa'ya geldiğiniz zaman o zaman kaç yaşındaydınız? 15 yaşından 15. Biraz almıştım yani şey olarak. 72 yıl, takvim hesabı yapınca. Evet yıl yani. Olarak evet 16 yaşındaydım. Ama o, doldurmamıştınız. Evet doldurmamıştım. Zaten orası bana büyük bir sıkıntı oldu. Okul bulamadım. Gidemedim. Biraz da evin büyüğü olduğumuzdan malum biliyorsunuz. Evet. Babam burada tek çalışıyordu. 4 kardeş gelmişiz. Siz o yolla geldiniz. Aileniz tamam. Zaten buradaydı. İstek yoluyla. İstekli, evet. Babamız bizi istek yaptı. Bütün kardeşler birlikte mi geldiniz? Ailece? Ablam hariç. Hı-hı. Ablamın yaşı 18'i geçtiği için gelemedi. Zaten hı-hı. Nişanlılıydı. Hı-hı. Babaannemle Türkiye'de kaldım. Hı-hı. Bir de burada bir güzellik var. Babaannem sene 89'da da babaannemi getirdik buraya. Babaannem aşağı yukarı bizimle 2005 yılına kadar bizimle kaldı. Yani Fransa'da. Fransa'da kaldı. Babaannemi de getirdik buraya. Çok güzel. Maşallah. Yani. Bir sonraki sorumuz abi. Hizmetle nasıl ve ne zaman tanıştınız? Abi hizmetle nasıl tanıştım? Hizmetle yani bana göre daha yakın 2004. Dün gibi. Yani dün gibi. Yani dün gibi. Hizmetle tanışmam aslında ben buraya Fransa'ya yani geldiğimde çok etrafımızda Türk olmadığından, çevremiz olmadığından biz de 15-16 yaşlarında böyle tam hareketli olduğumuz dönemlerde çıktık. Buraya geldiğimizde çevremizde kimse yoktu. İşte babama taklıyordum, gidiyordum. İşte babamın kökü yani şey olarak, görüş olarak biraz milliyetçi. Biraz. Yani şey olarak. Yani o arkadaşlarla biraz gittim, görüştük, takıldık. Sonra bir başka gruplara girdik, çıktık. Onlara girdik. Yani hiçbiri oturmadı. Hiçbirinde böyle bir hava esmedi. Hani bazı şeyler vardır. Meftun olursunuz girer girmez görüşür. Yani içiniz ısınır. Kendinizi oraya ait hissedersiniz ve orada kalırsınız. Ta 2004 yılına kadar 2004 yılında bir abi aradı beni. Yine böyle o zaman Fransa'nın her yerine gitmişliğimiz vardır. İş icabı, deplasman diyoruz burada. Deplasmanda çalışıyorduk. Böyle yine bir cuma günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Eve dönüyoruz. Bir abi aradı beni dedi işte sohbet başlattık evde. Sohbete dedi gelmen lazım. Abinin de çok samimiyiz hani böyle gel biraz da emir kipi kullanıyor. Hı hı. Yani sıkıntı yok. İşte ben de biraz gördüm geçirdim ya hepsini kendime göre gezdim dedim ya ne cemaati falan boş ver dedim. Ben daha dedim buradan dedim eve gideceğim. Duş alacağım yemek yiyeceğim sahada olacak 10. Dedim bu saatten sonra sohbet mi olur? Dedi ya öyle sohbet değil dedi. Kur'an da öğreniyoruz dedi. Şimdi ben de Kur'an'da hep içimde bir ukde var. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorum. 2004, 32 yaşındayım aşağı yukarı. Yani köyde cami evimizin hemen yanında. Ona rağmen Kur'an'ı öğrenemedim. Buraya geldim din müşaviri komşumuz oldu. 4 yıl öğrenemedim. İşte oturmuş olduğum bölgedeki cami imamları Kur'an dersi veriyorlardı. Öğrenemedim yani bir türlü nasip olmadı. Arkadaşım bana orada Kur'an öğreniyoruz demesi dedim galiba bu benim son şansım olabilir dedim. Dedim tamam geliyorum o zaman Kur'an dersi varsa dedim ve Kur'an öğrenmek için girdim abi hizmete. Yani herkesin bir hikayesi oluyor ya sizi yani, ikna ettiler diye. Evet. Yani yalnız ondan 3 gün önce enteresan bir şey olmuştu. Bir rüya gördüm. Birkaç arkadaşa anlattım bu rüyamı da. Bir tarihi bir caminin içindeyim. Avlusundayım daha doğrusu. Yani İstanbul mu bilmiyorum ama o tür camileri hep İstanbul'da görüyorum. Hani Selahattin Camii. Yani bir şey olarak. Giriyorum bir şadırvan var. Şadırvanın etrafında çeşmeler akıyor. İnsanlar oturmuş abdest alıyor. Ben de oraya doğru gidiyorum abdest almak için. O şadırvanın üstü hani böyle yuvarlak çatı olur. O çatıların 4-5 sıra kiremit dizilmiş. Üstü açık. Ağaç, ahşap gözüküyor. Ya dedim ya burası dedim yarım kalmış galiba. Belki mesleğimde çatıcı olduğundan yani onun da bir bilinçaltı olabilir. Rüyarda bile yani, mesleki deformasyon. Evet yani orada dedim orası yarım kalmış. Biri geldi bana dedi ki orayı dedi nurcular tamamlayacak dedi. Allah Allah. Zaten arkadaş beni arayıp o şeye girdiğimde hemen o rüyayla bir bağlantı kurdum. Dedim ya belki olabilir.
Abi giriş o şekilde girdim ve bir abi vardı, çok sevdik onu. Yani iyiydi. Yani 4 günde Kur'an'a geçtim ben. Maşallah 4 gün. O hemen o sohbetten yani, sonraki 4 gün mü yoksa başlayıp? Şöyle haftada bir gün sohbetimiz oluyordu. O gün ders alıyorduk. Hı-hı. Yalnız ben deplasmana gittiğim için yani otelde, özel ders mi oldu? Yok, otelde kendi kendime çalışıyordum. Yani çünkü otel, akşam otelde yatıyoruz. Evet. İşte 6-7 arkadaş oluyor. Üçer kişilik odalar var. Yani çok iyi yani. Yani bazen özlüyorum yani o günleri. Yani gidiyorduk, kendi kafamıza göre takılıyorduk. İşte üç arkadaş bir odada, yan tarafta bir üç arkadaş var. Şantiye büyükse 6-7 oda alıyorduk. 20-25 kişi oluyorduk yani, hep bizim ekiplerle falan. Yani orada kendi kendime harifleri çalışıyordum. O zaman internet aldığınız vardı. Ders o zaman 4 saat ama tabii kendiniz yani, ayrıca yani, çalıştınız. Evet, yani benim için 4 gün yani 4 saat. Yani 4 saat. Zaten yani ufak yani çocukken de gitmiştim hani bu temel vardı. Şeyi biliyorduk ama yani hiç bilmiyordum yani Kur'an'ı. Yani o şekilde öğrendik. Yani biraz da kendim de kaydettim ama Kur'an'ın da bir kolaycılığı var. Biraz böyle kendini verirse galiba. Açıyor kendini değil mi? Yani hani öyle şeyler deniyordu ama ben diyordum Kur'an yazısına böyle baktığımda ya insan korkuyordu. Ya bunu nasıl okuyorlar? Birbirine yani şey, el yazısını bile bazen okunmakta zorlanırız. Hani bu el yazısı dediğimiz italik yazılar vardır. Evet, evet. Yani genelde Fransa'da çok kullanılır. Evet, hep yani el yazısı yazarlar. Evet. Evet yani onu bile yani zor okuyoruz ki yani Kur'an harfleri böyle Kur'an'a baktığımızda birbirine girmiş. Yani birbirine ekle diyordum ya bunları nasıl tanıyorlar falan. Allah da yardım edince oluyor yani. Hizmetle tanışma hikayem. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek böyle Kur'an-ı Kerim bile. Evet. Onun bereketi olmuş. Evet, onun bereketi. Bazı insanlar iş için giriyor, şey için giriyor. Evet. Ne? Veya evet, bazen abi, hoş bir şey abi, için. Allah, maç iç. Yani, yani Allah içimi biliyor. Dedim ki bu yani ben Kur'an için girdim. Yani tabi sonra da farklı şeyler çıktı, hizmetler çıktı karşıma. Elhamdülillah. Yani, şeyimiz iyi. O şekilde. Abi nerede yaşıyorsunuz? Bölgenizin nesi meşhur? Arjantoy bölgesinde yaşıyorum. 95 Val d'Oise dediğimiz bölgede abi. Yani hemen hemen Fransa'nın Île-de-France'un ikinci galiba yanılmıyorsam şeyi. Üçüncü abi sanırım. Üçüncü mü? Büyük şey mi? Olarak Val d'Oise olarak 95 olarak galiba 77 birinci. Val d'Oise ikinci diyebiliyorum ben. Tam emin değilim. Yani bayağı büyük bir yer. 95'inde Arjantoy bölgesinde yaşıyorum. 110 bin nüfuslu bir yer. Yani %70'i göçmen. %70 yani evet yani %70'i göçmen var. 10 kişiden 7'si yani yani göçmen. Evet. Yani daha çok Cezayir, Fas, Tunus, işte Siyahi. Az da olsa biz de varız yani. Doğru. Galiba 1500-2000 kişi yani fert var galiba, aile değil de. Orada yaşıyoruz abi. Nesi meşhur? Arjantoy'un yani nesi meşhurdur abi? Arjantoy'un simgesi kuşkonmaz galiba. Şeydeki bayrakta ambleminde amblemi mi oluyor ya kuşkonmaz, merak etmiştim bir gün bakmıştım. Kuşkonmaz olduğunu da bilmiyorum onun. Resmi görünce dedim ya bu ne acaba? Yani Türkiye'de de görüyordum. Baktım kuşkonmaz ona deniyormuş yani. Böyle uzun bir fasulye gibi. Belki eskiden yani tarlaları vardı, yetiştiriyorlardı ondan mı acaba? Şöyle benim şu anki oturduğumuz yerde bir Fransız komşumuz vardı. Madame Lobby diye. 100'ün üzerinde yaşı vardı yani. Sordum. Bayanların yaşı sorulmaz dedi bana. Yani, o yaşta olmasına rağmen. Şöyle 7 yaşında Türkiye'ye gitmiş bu. Amcası veya dayısı Renault'da direktörmüş galiba. Bunu götürmüşler. Yani oradan Türkiye'den bir şey var. Biz oraya geldiğimizde nasıl sevindi. Türk komşularım olacak, çocukluğuma götürdünüz beni falan diye. Anlattırıyordum. Yani burada ne vardı falan önceleri. İşte Arjantoy nasıldı. Eski resimleri de vardı. Yani eski resimleri. Benim de eskiye de bir, ayrı bir merakım var. Orada diyordu bu şu anki o bizim eve sen geldin. O rampa komple bağlıkmış abi. Üzüm. Üzüm bağlarıymış. Arjantoy'un hala var galiba. Var, Arjantoy'da üst taraflarda falan üzüm yetiştirir. Üzüm olsa gerek bilmiyorum. 88'den bu yana da oralarda mısınız yoksa ben daha yani ne zaman geçtiniz? Geldik geleli Arjantoy bölgesindeyim. Şu anda adres olarak 3 yer değiştirdik ama 35 yıl oldu. 35 yıldır Arjantoy bölgesindeyim yani. Yerlisiniz o zaman bayağı bir Arjantoy. Yani artık Fransalıyız, Arjantoyluyuz. İnsan şöyle bir bakıyor 15 yılım geçmiş benim Türkiye'de. 5 yılını hesaplama, çocukluk, bebeklik, yani akıl
ancak kavruyor 5 evet. yaşından falan. Ya yani 10 yılım geçmiş, burada 35 yılım geçmiş. Yani insan şöyle bir bakıyor. Galiba artık burası vatan yani burası gibi yani. Evet ya yani çocuklarla çok ilginç bir diyalog yaşamıştım. Şimdi ben izine gittiğimde çocuklara diyordum, bir tane çocuğumu tam götürdüm, doğduğum evin yeri vardı. Böyle ayağımı vurarak, bak oğlum ben tam burada doğdum dedim. Tamam, bakıyor bana öyle, ben hiç yani hiçbir şey ifade etmiyor ona. Yani şimdi orada benim işte ne bileyim ya, 15 yaşına kadar yine işte hatıralarınız var değil mi? Hatıralarım var, şeylerim var. Ona hiçbir şey ifade etmiyor. Dedim ki ya bu galiba Arjantoy'u da gözünü açtı ya dedim, bu çocuk artık onun dedim yeri orası. Tabii. Aynen. Yani onun orası, hatıraları da bu orada yani, Arjantoy'da evet, yani. Yani şey olarak galiba babalarımız işte geldiler, çalıştılar, gittiler. Biz biraz daha içselleştirdik burayı. Biraz daha adapte olduk. Ama sizin çocuklar? Ama bizim çocuklar galiba tam buralı olacaklar ve burada kalacaklar gibi geliyor bana. Zaten yani şey olarak hani ben Allah herkese uzun ömür versin de cenazeleri falan bile şöyle mantıklı düşündüğün zaman belki çoğu insana garip gelebilir. Bizden sonrakiler Türkiye'ye götürse, defin işi yaptırsa, yani herkes burada olacak. Çocuğu burada tabii, olacak, tabii. Torunu burada olacak. Evet. Yani belki Türkiye'ye belki gitmeyecek. Yani orada yani şey olarak yani o da var. Yani bayramlarda burada olacak. Ama burada mesela evet. En azından mesela burada bir kültür olabilir. Geçen bir arkadaşla onu konuştuk. Dedik ya burada bir yer alsak sadece bu yer için. Belediyede araştırmaya da başladık. Hani böyle bize ait bir yer olsa. Mezarlık anlamında. Yani mezarlık anlamında. Bayramlarda falan Türkiye'de yaptığımız gibi. Yani böyle Arefe günleri bizim oralarda gidilir mezarlarda falan. Yani burada da o kültür başlayabilir. Yani evet. Artık dünya küçüldü. Yani sanki her yere, olması gereken de o gibi yani geliyor bana. Yani ya zaten burada dönük, yaşanmış evet. Çocuklar burada olacak. Evet. Ve onlar buraya çakılmış kazık gibi evet. Aslında bir anlamda burada bir temel son, atma gibi. Son, yani 3 kuşak. Mesela biz Fransa'da 2. kuşağız. Evet. Bizden sonrakiler 3. Almanya biraz daha şey. Farklı. Daha eski. Almanya'da mesela bir 4 veya bir, şu anda 5. kuşak yaşıyor galiba orada. Yani ondan sonra gitmeyecekler Türkiye'ye. Evet. Yani tamam babam gitmiş, tamam ben gittim. Benim çocuğum da benim götürmemle gitti. Ama bir şey anlamıyor belki orada. Hiçbir şey ifade anlamıyor etmiyor. Anlamıyor yani. Yani ben götürüyorum, söylüyorum. O yok. O ne işte turist gibi gezecek. Evet, evet. Şey yapacak. Ama onun çocuğunu düşün. Koptu. Hiç, evet, bitti. Koptu. Yani. Gitse bile hani sanki o duyguyla şey yapmayacak. Mesela benim duygumla bakamayacak oraya. Ama bir de oraya defne olduğu zaman hani burada sen daha yakın olsa belki gidilir. Gidilir. Tabii. Ama zaten Türkiye mesela gurbetçi şeyi hani genelde bir yazın gidilir, tatile gidilir. Hı. O da ekonomik olarak bir ay en fazla. Yani. O da bir gün gider hani hadi mezarlara bir gideyim de evet. Geçmişe. Onun dışında yok. Ama burada olsa belki bayramda, seyranda gidilir yani mesela. Evet olabilir. Biz devam edelim. Devam edelim. Ama bölgenizin nesi meşhur abi? Bence şey kuşkonmaz dedi yani, ama. Şehir amblemi kuşkonmaz ve benim bildiğim kadarıyla üzüm. Arjantoy'da üzüm çünkü o Madame Lobby'den çok dinlemiştim. Bazıları lahmacunu diyor abi. Cuma lahmacunu. Şimdi abi sen diyeceksin ki o zaman yani yerel olarak üzümümüz ne? Yabancı olarak yani göçmen olarak lahmacunumuz. Ama ben bir şey daha katabilirim. Belki o sizin teras var ya abi. Evet. Orası da meşhur olabilir abi. Evet. Orada bir program yapmamız gerekiyor sanki. İnşallah. İnşallah havalar güzel. Ben bilmiyorum olur memnuniyet abi, güzel olur. Olunca şöyle yapabiliriz. Bir iftar programı yapabiliriz. İyi olmasın. Nasıl? Direkt şeyimizi de aldık abi. Tamam. Sıkıntı yok. Yani. Devam ediyoruz abi. Hangi takım abi? Fenerbahçe. Bir duraklama oldu bu sefer. Ama çok az oldu. Yok şöyle. Artık bazı şeylerden o kadar soğuyorsunuz ki. Desem mi demesem mi dediniz yoksa? Yok yani şimdi olan olaylara bir bakıyorsun. Ya ben Fenerbahçe'nin şampiyon olması için yani içinde yani maddi olarak bir şey yapamıyoruz da. Yani sevgimizi gösteriyorduk, seviniyorduk falan. Ama yani mecburen giriyorum oraya. Dönen dolapları görünce ya arkadaş hak eden alsın, iyi oynayan tabii. Alsın diyemiyoruz yani. Onun için yani ya Fenerbahçeliydi. Ama ben bir Sivasspor beklerdim abi. Abi şöyle. yani direkt niye o akla gelmiyor? Demek ki Sivasspor bana o şeyi verememiş. Yani hani ben Sivas mesela Fenerbahçe ile
Sivas Spor karşılaştığında Sivas Spor'u tutuyorum, o ayrı. Yani şey olarak. Hı hı. Ama Sivas Spor yokken bu ligde Fenerbahçe vardı. Yani Sivas Spor ve belki şu anda Sivas iyi Spor gidiyor. Sivas Spor yine olmayacak ama Fenerbahçe devam edecek. Bir de öyle bir şey var. Yani inşallah artık yani. Değişir abi. Dört takımı görmekten artık yani ne bileyim. Yani dedem onları görmüştür. Babam onları görmüştür. Biz onları gördük. Artık değişsin şeyler. Bu arada abi İsmail abimiz yazmış ki chatten. Arjantin'in ayazı, Sivas'ın soğuğu yazmış. Abi Paris'in ayazı meşhurdur gerçekten. Ayaz değil de abi değişik bir soğuk var. O Paris'te. Nemli bir soğuk evet, herhalde. Yani, o buzdolabı çok, gibi. Yani Sivas'ın soğuğu abi 20 derece olsun. Sivas'ın çok meşhur değil mi? Evet. Yani Ardahan, Kars, Erzurum, bizim Sivas. Evet. Yani meşhurdur ama abi eksi soğuklar mesela 20 derece falan dokunmuyor insana yani. Ben hissetmiyordum yani. Ya burada nemli soğuk olduğu için insanı gerçekten üşütüyor. Bir türlü ısınamıyorsunuz burada. Evet, böyle evet, bir durum evet, var. Evet. Yani. Abi en beğendiğiniz film? Film mi abi? Evet abi. Veya dizi olabilir. Dizi abi. Yedi Güzel Adam. Yedi Güzel Adam'ı izledim abi gerçekten. TRT'de. Hoşuma gitti. O hangi diziydi abi? Ben çok... TRT dizisi abi, ama bir 7 tane 7, şair yıl vardı. Oldu mu? Maraşlıların. Maraş olaylarını anlatıyor. Ve şu anda o filmi izleyen abi günümüzde aynı şey yaşanıyor şu an. Hani tarih tekerrürden ibarettir diye bir laf var ya abi. Yani o filmi izlesek, şöyle otursak, düşünsek bugün her şeyi çözeriz. Yani o kadar, yani o derece. Yani bu aslında şu anki iktidardakilerin de saygı duyduğu ve örnek aldığı insanların gençliğini evet, anlatıyor evet, bu yani aynen, şeyler. Yedi bu, Güzel Adam. Cahit Zarifoğlu'lar, evet. İşte Maraş'ta meşhur o zamanki şairler. Edebiyatçılar, şairler. Onların böyle bir hayatını biraz böyle hani bu tarz bir hayatı ön plana da çıkarmak için anlatmışlar ama herhalde onlar abi sizin baktığınız gözle de bakmıyor. Yani oradan bakıyor başka bir şey görüyor. Siz abi ben orada, günümüzü görüyorsunuz ya, ama. Abi orada yaşanan acı bir olay var. Evet, evet. Yani mesela o şeye nasıl gelmiş? O yani, aşamaya. O aşamaya nasıl gelmiş? Yani öyle bir işlemişler ki yani filmde çok güzel ve anlatılır. Ve aşağı yukarı insanları bölmek çok basit abi. Yani gerçekten yani düşünemeyen insanlara o filmi izlediğim zaman ben yani kim yaptıysa şu an senaristini falan ismini bilmiyorum ama yani gerçekten beğenerek izlediğim bir diziydi. Abi, yani Karadayı diye bir bilgi geldi ama o da sevdiğiniz diziler arasında evet, mı? Evet, böyle bir spoiler var. Veya insider bilgi mi diyelim içeriden? Evet yani Karadayı da izledim. Abi. Yani Karadayı'dan Karadayı. Orada onu bir haksızlık var. Yok orada. Onu izleyince Yedi Güzel Adam'ı izle. Ya Yedi Güzel Adam toplumsal olayı işliyor. Oradaki Karadayı'daki şey fert olay yani. Bir haksızlığı bir ama ama güzel bir yani şey konu. Zaten yani ikisi de güzeldi ama ben Yedi Güzel Adamı tercih ediyorum. Yani Bünyamin abi geldiğinde zaten Karadayı bayağı bir anlatmıştı. Evet değil mi? Doğru. Abi ki en beğendiğiniz müzik abi. Türkü. Türk halk müziği abi. Peki, aklına gelen bir tane var mı böyle? Şu müzik benim var ya favorimdir. Sabah bunu dinlemeden hani veya... Şu parça yani. Aynen. Yani. Abi bana bağlama olsun. Yeter. Ya o derece. Ben türkülerden mesela şu türkü falan var. Çok çok beğendiğim türküler var. Sivas türküleri belki. Tabii Sivas yani Aşık Veysel'imiz meşhurdur. Yani gerçekten. Bu arada bağlama dediniz. Sizin de sanırım bir bağlama. Evet. Bağlamanız var. Çalıyorsunuz. Abi kendi kendime. şu an kendime çalabiliyorum ancak. O zaman bir şey Ramazan programında biz bir bak olur, şimdiden bak, söyleyelim. Bak olabilir. Ya, küçük bak, bir tane. O zamana sözü aldık. Tamam. Yo, bir iki parçayı güzel çalıyorum. Yani kendim de beğeniyorum. Çünkü kendim beğenmediğim şeyi arkadaşlarıma niye çalıyorum? Yani şey olarak. Abi onun da ayrı bir şeyi var ya. Böyle yani kendi kendime çoğu şeyi çalıyorum. Hocamın yanına gidiyordum. Mehmet Özdemir hocam var. Fatih Mehmet Özdemir. Temelini atan odur. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Buradan selam gönderiyorum. Onda da toplam 30-36 saat ders aldım abi. 7 yaşından beri hayalim bağlama. 2000 kaçta başladım? İşte bu mefhum olay olmadan başladım. 11. ayın şeyinde 2015'in.
15 Temmuz'dan önce. 15 Temmuz'dan önce, hı-hı, 11. ayın 2015'inde başladım. İzine gidene kadar bağlama dersi aldım. Zaten ondan sonra olaylar oldu. Yani bağlamayı falan kimsenin gözü, hı-hı, görmedi. Sonra tekrar bir daha deneyim gideyim dedim. Bir baktım, bir vaktim yok. Yani bir de ben böyle planlı programlı şu saatte şurada olacağım şeyi, hı-hı, beni stres yapıyor. Hı-hı. Yani şey olarak, çünkü ondan önce işlerim var, onları yapmam lazım. Dedim baktım olmuyor. Temeli kapmışım. Şu 30, anda mesela 7 mi dediniz? 36 saat. 36 saatte, evet, temeli, evet, aldınız. Evet, hı-hı, yani şu çok anda güzel. Mesela YouTube'dan bakarak eseri icra edebiliyorum, çalabiliyorum yani şey olarak. Çok güzel. Ama bunu daha da geliştirmek için diyorlar en az günlük bir saatini ayıracaksın. Ayırıyoruz da evde sesler başka çıkıyor. Kızdıran olduğu zaman bağlamamı elime alayım, saz çalarım bakıyorum. O kadar kötü. Bir tehdit unsuru olmuş. Yok, beğeniyorlar yani, hı, gerçekten. Ben bazı bir parçayı çalıyorum, bu ne diyorum, çıkarabiliyorlar demek ki. Zaten genelde böyle oluyormuş abi. Evdeki, evet, insanın böyle saz, hani bağlama çalmayı öğrenen insanların hani, evet, evet, aile fertleri kafayı yiyorlarmış. Evet. Ama ondan sonra da ya biraz daha çalsana ya lütfen. Abi bağlamayla alakalı bir fıkra anlatayım mı böyle, bak. Abi vaktimiz var abi. Tamam. Akort çalma da ne çalarsan çal, biliyor musunuz? Belki yok. Bilmiyorum. Abi sazda, bağlamada, sazda neyse, şeye gitmeden önce sazlar akort edilir. O teller, sesler. Yani aynı ahenkte çıksın diye. Türkü severim biri geliyor bir yere. Adam akort yapıyormuş. Böyle dın 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 sesler de acayip çıkıyor. Bayağı uğraşmış artık. Yani akort mu tutmuyormuş, ne tutmuyormuş. Bayağı bir uğraşmış. Adam bir yere falan gitmiş galiba artık. Lavaboya mı çıktı nereye? Tekrar gelmiş, akort tutmuş. Adam demiş de orada gitmeden önce akort yapıyor demiş arkadaş bağlamayı. Adam tekrar gelince akortu tutmuş. Ne çalayımsa arkadaşlar demiş. Akort çalma da ne çalarsan çal. Yani akortla abi, alakalı. Yine bir bilgi geldi içeriden de abi, sadece ev ahalisi değil apartman olarak muzdarip izliyorlar. Yani o kadar vahimmiş durum. Evet. Abi ben sesin duvarlar açtığını bilmiyorum. Yani bunu da ilk defa duyuyorsunuz burada. Ya. Şimdi abileri ya bir de. Bünyamin abi söyleyemiyorlar. Abi yani diyemez. Yani. Tabii bana inat, benim bir küçüğüm Osman kardeşim daldı. Şimdi alt üstlü çalıyoruz. Belki de ondan da. Atışmalı böyle. Abi hizmet hayatınızda başınıza gelen çok ilginç bir olay var mı? İlginç. Normalde Ömer abi olsa bir Subhanallah dedirtecek. Belki bir chatten der onu şimdi. Bakalım. Ne yapışın oldu yani. Çoktur da şu an belki aklıma gelmiyordur. Yani hizmetle alakalı. Ya veya sizler, sizin hani böyle çok çok değişik, çok olağanüstü ve biraz daha manevi bir olay. Az önce bir mesela rüya hadisesi anlatmıştınız. Evet. Mesela onun gibi, ona benzer belki değil mi? O ilginçti abi, bayağı. Yani. Öncesiydi gerçi. Ya bir defa oldu ya, aslında çok şey oldu ya. Ben hizmete girdikten sonra hani diyorum ya, hizmet benim devrimim oldu. Yani ben kendi Rönesans'ımı hizmetle yaşadım. Gerçek. Yeniden doğuş. Yani ben ya, insanlara bakış açım değişti, hayata bakış açım değişti, işte vatan kavramı değişti, bayrak kavramı değişti, memleket kavramı değişti. Yani öyle kuru kuruya işte vatan millet Sakarya hadi yok yani, o yok yani, her yani bütün şeyler değişti. Yani her şeyin bereketini görüyorsun. Yani acaba bu diyorum sadece bana mı has, veyahut da şöyle ki ben milyonlarca, yani hizmetin kerameti diye olaylar anlatıyor mesela. Hı hı. Yani bir tanesini yani kardeşim birebir yaşadı cezaevinde yatarken. Yani benim de şöyle bir şey oldu. Yani malum hizmetin olmazsa olmazlarından biri himmettir. Evet. Evet. Yani 2007-2008 olabilir. Yani 2019'da şey aldığımıza göre o civarlarda bir himmet sözünde bulunduk. Yani biraz da buradaydı yani, bu binada olmuştu. Yani şey olarak. Şimdi şöyle, abiler mesela şey yaparken bizi iyi motive ediyorlardı. Yani bazıları ona işte gaz veriyor falan gaza diyorlar gelme. Ama ya ben o şey diye ben inanıyorum yani. Ben, motive olmalı. Yani şey olarak, evet. Yani çünkü niye? İşte Ebu Bekir'den, Efendimiz'den
örnek veriyor. İşte Osman, Hazreti Osman Efendimiz'den veriyor. İşte neydi o en çok zengin sahabemiz Abdurrahman bin Avf'tan mesela şey veriyor. Ya onlar oku, tamam tarihte kalmış anlatılıyor ama önüne fırsat geçmiş. Al sana onların izinde gitmek için bir fırsat yani şey olarak. Ha bir de işte olandan herkes verir. Önemli olan Allah için yani kazanacağınızdan söz verir madem öyle. Yani Allah belki der ki ya bu kulum benim adıma söz verdi. Ha ben bunun biraz işlerine iyi şey yapayım. Kazandığından verecek. Belki sınanma da olur bakalım verecek mi diye. Neyse bir himmet söz verdik. İyi de bir himmetti. Biraz açtınız yani belki öyle mi? Yani sınırları. İşte öyle olmamız lazım. Yani zorlamamız evet, lazım kendimizi yani. Yoksa işte zorlanacağınız yani, bir miktar. Evet yani hazırdan veriyoruz bitiyor. Tamam rahat ondan sonra. Biraz devamlı bir yıl onunla uğraşalım. Yani nasıl olacak nasıl şey yapacak? Abi uğraşmadık bir yıl ki. 3 ay 4 ay içinde Allah 3 katını nasip etti. Maşallah. Subhanallah. biz diyelim subhanallah. Yani, bizzat yaşamış biri olarak anlatıyorsun. Evet yani sahada ben de ya kardeşlerimle yaşadık yani. Yani ben dedim bak gördünüz mü dedim yani bunu yani hiç aklımızda bile yok yani öyle bir şey. Onu daha vesile olarak bir arkadaşımız vesile oldu. Arjantoy'da. İşte böyle bir yer aldık. İşte yerin belli bir yer var. Bizim işimize yaramıyor ama karşı tarafın işine öyle bir yarıyor ki orası olmazsa olmaz. Adama 3 kat fiyat çektik. Verdiler. Burada seve seve verdiler. Yani, yani verdiler. Çünkü adamın yani milyonluk projesi olmuyordu yoksa. Ben bunu mesela bir hizmetin kerameti. Niye? İşte Allah bir verene 7 veriyor. 700 veriyor. 7000 veriyor. Bize de 3 verdi. Ki yani o 3 bir olarak şey yapıyor. Yani. Onun gibi çok yaşadık abi. Gerçekten yani bazıları işte diyor bilmiyorum bazı şeyler konuşulmak istemiyor da işte hizmetin parasıyla şunu yapıyorlar, hizmetin parasıyla bunu yapıyorlar. Yani bizim adımıza ailecek olarak aslında yani bereketten kaynaklanan bir yani, şey yani. Evet Allah'ın. Yani ben onu birebir görüyoruz. Evet. Biz ailecek yaşıyoruz yani bir de tek başıma da yaşamıyorum ben. Yani hani dersin ya bir kişi ya yok yani mesela hizmette hizmeti seven ama hizmetin içinde hiç olmamış bir kardeşimiz var mesela Osman. Yani tamam yapılan işleri destekler şey yapar işte ne bir sohbete gider ne bir programa katılır ne bir şey olur işte bir Ümrü'ye gitti yani hizmetle beraber bir de işte dağ gezimiz vardı oraya geldi yani ben zorlamam yani çünkü niye onun bir dünya görüşü var onun bir şeyi var ha ya iyi yaşadığı sürece benim herkesin kardeşim de olsa oğlum da olsa saygım vardır yani herkesin görüşüne. Tercihlerine saygı duyuyorsunuz. Evet orada. Yani onunla birlikte yani şey yapıyoruz yaşıyoruz yani bu şeyleri. yani şey olarak. Onun için işte bazıları hizmetten para alarak işte şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Yani vererek oluyor aslında tam hizmet, tersi değil mi? Evet hizmet öyle. Yani bir de bir arkadaşımız vardı hizmette. Programa girmeden önce bahsetmiştim. Yani isim vermeyeyim. Şöyle. Hizmette belli bir bölgede gitti. Hizmetin içine girdi. Şey yaptı. Biz de sevindik gittik. Yani bir iki defa açılış yaptılar. Bir yerlere başkan falan yaptılar. Sonra geldi bu çocuk bana dedi. Abi dedi ya hizmet dedi. Bana göre değil. 17-25 falan olmadı. Dedim ya nasıl? Dedi ki ya hizmet dedi. Çok dedi ağır dedi bir iş dedi benim nefsime dedi ağır geliyor dedi yapamıyorum dedi. Yani çocuğu içimden yani böyle açık olmasını biraz takdir etmiştim dedim ya yani en azından dedim ya bahane bulmuyor yani işte ya şunu hani bazıları vardır yok bunlar paracı yok bunlar zengine gidiyor yok bunlar şuna gidiyor yok bunlar buna gidiyor. Yok adam açıkça söyledi ama o çizgisini koruyamadı en ufak bir 17-25'te ya işte ben bunları biliyordum bak bunların içindeydim ben bunların burnunu gördüm burnunu gördüm ondan çıktım. İyi de bana dediğini ben biliyorum. yani hizmet şey olarak. Mesela bu zengin falan işine. Hani diyorlar hizmet zenginlerin falan işte onlarla şey yapıyor. Benim mesela hizmette celbeden isim vereyim mi iyi yönde? Abi. Sıkıntı olmayacak sahada o kişiye. O kişi buralardaysa. Yok, yok neyse vermeyeyim abi.
Evet, adam gerçekten bileğinin gücüyle parasını kazanıyor bu adam. Hı-hı. Hiç de zengin değil. Hı-hı. Yani normal işte normal bir Hı-hı. memur statüsünde diyelim. Hı-hı. Adam şu anda emekli oldu. Mesela o abinin, ben o abinin samimiyetiyle kaldım bazı yerlerde hizmette, biliyor musunuz? Hı-hı. Yani o halde, yani mesela 3000 lira belki maaşı vardır. Maaşlı bir olduğu, insan, evet, değil mi? Maaşlı Hı-hı. bir insan. Hı-hı. Ve onun azmine ve onun öyle bir içselleştirmiş ki, yani işte o abi de zengin değil mesela. Ha, belki manen bizden çok zengindir. Hı-hı. Belki mutlu olarak, belki hayatında benden daha mutludur. Yani bilmiyor onu iş dünyasını şey olarak. Onun için adam bir kulp takacak ya. Evet. Yani bir yerinden geldi, kıskançlık olacak veya kendi giremedi veya kendine arkadaşın dediği gibi nefsine ağır geliyor. Şimdi mesela bazen sohbetler arıyor işte, ne bileyim bir teveller arıyor, gidiyor da ben eve girdiğim zaman beni kimse çıkaramaz abi. Yani ama abi alo dediği zaman İş biter. Adres ver. Geliyoruz. Ha, yani öyle ha. Bu işi sevmi. Abi bu iş gönül işi ya. Evet. Yani, ihlas, samimiyet yani değil gönül mi? İşi. Samimi bilmiyorum oldu. Ben samimi ve ihlaslı olduğumu bilmiyorum ama ben seviyorum. Yani onu artık Rabbim bilir ne kadar şeyiz ama ben burada huzurluyum abi. Yani o kadar badireleri de atlattık, şeyleri de atlattık. Zerre kadar yani bir şüphemiz olsaydı bak benim aklım iyi kötü çalışır. Yani biraderler de şeydir. Yani ben çok ölçerim, biçerim. Hı-hı. Mesela bir iş yapacağım abi, hiç alakasız adamla bile konuşurum onu. Bazıları bana der, ya niye herkesle konuşuyorsun falan. Ya benim amacım konuşmak değil. Acaba işe yarar bir şeyler öğrenebilir miyim ondan? Bir şeyler alabilir miyim mesela? Ben çok konuş. Böyle 15 sene, 16 sene ya izledim, gördüm. Hele hele ilk başlarda mesela hizmeti çok kritike yaptım, biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii tabii abi, niye? Abi yani para veriyorsun ya sonuçta. Yani ha bir de yani evet, yani ben kendimden eminim, hani diyor ya Allah her şey yani içine bakar. Evet, biz samimiyiz yani. Evet. Sonuçta verdiğim para benim param da değil yani. Ben kardeşlerimin parasını da veriyorum buraya. Hı-hı. Yani şey olarak. Onun için yani bir bak abi, en ufak bir şey göremedim. Hı-hı. Yani ya 15 senede yani insan bir şey yakalayamaz mı? Ha bazılarına göre var, evet, yani benim hata görmediğim. Hı-hı. Mesela adam diyor ki ya işte siz diyor zenginlerle, tamam temeli öyle değil. Ama arkadaş yani hizmetin belli bir işleyiş şekli var. Şemali var. Her şey bugünlerde maddiyatla yürüyor. Yani kusura bakma. Dünya böyle yani. Kusura bakma. Hizmetin o kadar projeleri var. Yani tamam, o birilerini dışlamıyor ki. Yani şey olarak. Abi yani benim gördüğüm herkes eğer bir arzusu isteği varsa bir yerden bu hareketin içinde kendine yer bulabilir. Bu parayla olur, i̇şte, kabiliyetiyle olur, samimiyetiyle olur yani. O abinin yani o 50 yıldır bunun içinde olması. Yani. İşte al abi ya. Mesela benim gözümün önünde yani zengini de var. Evet. O abi de var mesela. Hani zengin dedim, o abi yani Türkiye şartlarına göre ya lüks yaşıyor yani burada. Hani biraz kinaye yapalım. Askeri ücreti falan hesaplarsak. Yani burada kaç lira mesela burada 15 TL'ye ekmek alabiliyor abi. Evet. Yani evet. Türkiye'de kim alabilir 15 TL'ye ekmek? Yani onun için abi yok, hizmete herkes. Bir de hizmetin güzelliği şu abi. Kayıt yok, kuyut yok. Abi ben geldim, sizinleyim. Abi ben gidiyorum, güle güle. Ha bir de şöyle bir şey çıkarmışlar. Muammer oraya işte bir şey kaptırdı. Tamam mı? Çıkamıyor, çıkacak da. Gerçek diyor bak, bunu duydum yani. Bu abi şey gibi böyle hani Ponzi sistemleri var ya, böyle Titan gibi böyle kaptırdı etti. Ha, artık yani onların artık bilmiyorum hayallerinde ne var ya yani, nasıl bir şey yapmıştım. Ya bak hiç ya biraz şey olacak ama mesela Fethullah Gülen benim yani tanıdığım ya babamın oğlu biri değil ya. Hı-hı. Ben sadece Allah rızası için buradayım. Mesela şey olarak. En ufak bir şey gördüğüm zaman ben ne yani ne ben resti çeker çıkarım ya. Yani. Kim tutabilir, yani tutabilir evet yani. Yani şey değil yani, bu adamlar öyle kafalarında ya işte öyle bir şey kaptırdı ki bu çıkacak aslında ama çıkamıyor. Hatta şöyle bile duydum ya, daha aslında bir şey tehdit ediyorlarmış beni. Evet. Abi öyle yani abi, şöyle maalesef.
Geleceğiz abi. Gireceğiz bunlara. Bayağı derinleştik ama. Aynen. Normalde bu sırada hızlı hızlı cevap veriyoruz. Laf laf açıyor abi. Ama buyurun abi. İlk bir saat böyle işte. Abi son bir soru. Semaver size ne ifade ediyor? Çay. Çaycı mısınız, kahveci misiniz abi bu arada? Abi. Kahve de içtiniz çünkü. Ya ben kahveci. Kahveci. Yani açık konuyum, ben kahveciyim. Sabah 3 kahve içerim. Gün içinde bir iki tane daha onun üstüne içerim. Tamam. Çay da sabah kahvaltılarında böyle dost meclisinde. Dost, evet. Mesela içtim mesela bitirdim ve evde olsa içmem ama şu an tazeleyelim mi? İkinciyi var. Bizim çayımız tadı genelde. Tadı nasıl abi bu arada? Efendim? Tadı nasıl? Süper abi. Abi tadın, çayın tadını veren şu an muhabbet. Yani çayın tadını bilmiyorum. Muammer abi. Abi. Evet. Efendim abi. Şimdi bu buyurun. İnsanlık dediniz ya. İnsan olmak. İnsan olam. Abi sizin işler hani bir sanırım bir şeyler mi var, bir sıkıntılar mı vardı? Daha doğrusu bir düğün salonunu bir olay vardı, bir hikayeler vardı. Meşhur salonumuz. İzleyiciler merak ediyor. Evet. Açıklama bekliyor. Ya salon meselesi benim yaşamış olduğum yani bölgede geçti zaten, oradayım. Bizim işte 84 yılında kurulan bir derneğimiz var yaşamış olduğum Arjantay bölgesinde. Biz de 88'de oraya geldiğimizde ilk olarak malum hemen birbirimizi buluyoruz. Cami derneği. Yani cami derneği. 88'de gittik, kayıt olduk, artık halen oradayız ve halen de oradayım yani şey olarak. Salonla alakalı birkaç sıkıntı çıkmıştı. İşte, bu salon bir düğün salonu düğün olarak salonu, kullanılan düğün bir salonu, yer. Evet, değil mi? Düğün salonu. Caminin orada, şeyi var. Orada şöyle işte bizim Bezon mevkiinde bir camimiz vardı. Değildi. Santkovil'deydi. Tam olarak park sorunları falan vardı. Belediye şu anki cami olan yeri gösterdi. Dedi siz buradan çıkın. Bir de hatta bir kubbemiz falan uçtu. Oradan o şekilde şey yaptık. Orayı buldu. Oraya geçtik. Tabii herkes oradan taşındık. Şu anki yere geçtik. Orada iki tane ayrı birbirinden bağımsız binamız var. Aynı parselin içinde olmak üzere. 1000 metrekare biri. Tabii bunlar Arjantoy'da oturanların yardımlarıyla alınmış bir yer burası. Yani temeli. Yani işte benim paramla, senin paranla, işte Ahmet'in, Mehmet'in, Arjantoy'daki cemaatin parasıyla alınmış bir yer. Bizim burada da genelde ditiplerde, camilerde peşurdu. Sen alırsın camiyi, götürür tapuyu ditipe verirsin. Ditip sana resmi olarak bir imam gönderir. Yani öyle de bir bağlantı kurmuş olursun. Yani şey olarak mülk sahibi ditip olur ama işletmecisi sensindir. Yani Arjantoy cemaatinin yani orası işte bakkalıydı, salonuydu, varsa başka şeyleriydi. Oranın bütün gelirleri caminin, derneğinin kasasına girer. Oradan gerekli yerlere harcanır. Orası ilk alındığında salon diye işte ihaleye falan dediler, çıkaralım dediler. 2006 yıl. Şartlar şöyleydi. Yani alacak kişi 5 yıl işletecek, sonra 5 yıl sonra bir ihale. O alacak 5 yıl sonra, her 5 yılda bir ihaleye çıkmak şartıyla. İlk ihaleye girdim. Yani 5 senede yani benim iş şeyime uymuyor. Yani benim ya, ne diyeyim? Çalışma şeklime uymuyor. Yani ben alacağım, oraya bir yatırım yapacağım. 5 yıl sonra çıkacaksın. 5 yıl sonra geri çıkacağım. Yani ben yatırım, ihale parasını mı vereceğim? Yapmış olduğum yatırımımı amorti edeceğim. Tekrar ihaleye kazanmak için fon oluşturacağım. Yani dedim ya bu... Şöyle yani bu sizin salon, bir salon daha var zaten bu, evet, aynı anda. Evet evet. Bu, yani bu ikinci salondan bahsediyorum. Aynen bu. Evet. Çünkü seyirciler de bilmiyorlar. Yani sizin zaten bir salonunuz var. Bu hani... Evet. Her son türlü. Diğeri bir derneğin değil ama öyle mi? Yok. Yani diğeri o bizim işte ilk yaptığımız salon. Yani 77 bölgesinde bilen bilir. Yani hani işte o salonda da ben girmedim bunu. O şekilde ilk alındığı zaman 2006'da, yani bizim o zaman şey de yoktu, salon da yoktu mesela, olayın daha çok öncesi. Şey olarak dedim bu şey bize göre değil. Yani bu girmedik. Sonra 5 yıl işlettiler. İşletenlerin içinde biri bizim abimiz. Yani işlettiler, sonra 3 ortaklar da ayrıldılar. Tekrar bir ihaleye daha çıktı. Yine aynı şart. Alan 5 yıl. O arada biz salonumuzu açmıştık, o bir salonumuzu. Yani tecrübe de oluştu. Tecrübe yani. De oluştu biliyoruz ama 5 yıllığına hiç, salon işletmeciliğinde 5 yıl hiçbir şey değildi. Evet, çünkü 1,5 sene önceden kontrat yapıyorlar. Evet. Bir sene önceden en az gelip kontrat imzalıyorlar. Bir de son yıl, bir sonraki yıl için değil mi? Evet. Yani mesela şu anda gelecek, o nasıl mesela olacak? Şu anda bizim 2023-2022 yılı. Doğru. Hemen hemen 2021'de.
yani gitti yani şu ana kadar. Şu anda da işte bu ikinci aydan, üçüncü aydan sonra 2023 için tarih alırlar. Çünkü büyük bir organizasyon olduğu için insanlar biraz da sayı az. Bir de yani, belli tarihler evet, çok belli talep tarihler, geliyor değil mi? Evet, yani mesela cumartesi günü mesela istenen tarihler. Ha, dedik o bizi de yani ikinci ihaleye de girmedik biz. Üçüncü ihalede bazı olaylar oldu. Ya bu arada 5 artı 5 yıl geçti. 10 yıl geçti. Evet yani. 2016'ya geldik. Yani 5 yıl geçti. O birinin 2,5 yılında olaylar oldu. Yani işte orada olaylar olduktan sonra tekrar yönetim olarak ihale yapılması kararı çıktı. Ben de oranın şeyin sonuçta. Yönetimde misiniz? Yok yönetimde değilim. Üyesiyim. Üyesisiniz. Yani, cami derneği. Yani temelinde biz varız yani oraların şey olarak. Neyse yine ben hani cami şey olduğu için ve bu arada da 17-25 oldu. Yani 17-25 Aralık olduktan sonra. Siz de zaten herkes biliyor. Yani biz çizgimizi bellettik. Yani bu hırsız yani babam da olsa hırsızdır. Yani bu kardeşim de yapsa kardeşime derim evet kardeşimsin ama hırsızlık yaptın yani sonuçta. Neyse cezası falan şey yapacak yani. Çünkü niye? İşte en doğrusu biziz, en Müslümanı biziz, en şuyu biziz. Hadi karşı çık. Yani hadi eleştirelim. İşte hadi diye. Yani geçmişteki bütün yapılan yolsuzlukları eleştirdik hep beraber. Evet. Hatta şimdi, öyle geldiler aslında. Evet. Şu anda kendi çocuğumuz yaptı hırsızlığı. Kulağını çekmeyecek miyiz? Veya bir şey demeyecek miyiz? Yani bu bizim oğlumuz diye, bu bizden diye saklayacak mıyız? Yok saklamayacağız da aynı. Neyse o şekilde dedim tamam. Ve onlar yani ben girmeyeceğim dedim ilk önce. Çünkü bu olaylardan dolayı hani ne olur da olmaz kimse şey yapmasın diye. Ve caminin ileri gelenleri var. Yani ileri gelenler yani bu 84'te derneği kuran babamın dostları. Yani yaşlı heyet yani. Yani ihtiyar heyetler. Yani gerçekten Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Ölmüşlere rahmet diliyoruz. Dediler ya bu ihaleye senin girmen lazım. Dediler bir senin işte bir düğün salonun var. Orada tecrüben var. Burayı işletirsin. Yani bir nevi zorladılar beni. Yani dedim bak 17-25 oldu. Dedim çizgimi biliyorsunuz. Yani biz buradayız. Yani yaklaşımımızı biliyorsunuz. Yani herhangi bir sıkıntı falan olur. Şey olur. Yani dediler ya biz sizi tanıyoruz. Mesela içinde dobra dobra olan abiler vardı. Ya işte dediler hizmet bizi ilgilendirmez. Biz hizmeti sevmiyoruz ama yani biz seni tanıyoruz. Yani biz dürüstlüğünüzü, yani Arjantoy'daki hizmet sempatizanlarını da tanıyorlar yani beni tanıdıkları kadar işte onları. Yani hep bizde de en ufak bir şeyimiz yok. Bizi de ilgilendirmez senin görüşün, senin bunun. Ne zaman beni ilgilendirir? Benim görüşüm sana zarar verdiği an dersin ki dur. Niye? Çünkü senin bu görüşün bana zarar veriyor. Yani dersin uyarırsın. Yani bir şey de empoze yapamazsın bana. Zarardan şey olursun yani. Yoksa benim görüşümden bende bir değişiklik olmamış. Camiye gidip gelmemde değişiklik olmamış. Herhangi bir hiçbir şeyimde değişiklik olmamış. Sadece benim bir dünya bakış açım değişmiş. Benim bir görüşüm var. Benim bir gidişim var. Kimseye de zararı yok. Sana da zararı yok. yani şey olarak... Dediler olsun. Dediler burayı sen alacaksın. Dedim madem öyle yani o kadar kişi mesela bir 10-15 kişi vardı yani. Yani onlar bana deyip yani bizim ailemize gelip Aktaşlar ailesi burayı siz alacaksınız dedikten sonra bizim onlar artık defalarca hayır dememiz biraz saygısızlık olur diye düşündük. Bu arada bu 5 yıl yani şartını değiştirdiler yani mi? 5 yıl şartını yani şey yoktu. Onlar bana tabii onlar bize gelince dediler ki biz burayı böyle artık yani ver al ver al olmasın. Daha çünkü uzun önceden süreli. Belli bir küçük meblağlara gidiyordu. Diyordu meblağı yükselteceğiz. Açık artırmaya çıkaracağız. İşte ihaleye girenlerin şartları var. İşte buranın cemaat olacak, üyesi olacak, aidatını yatırmış olacak, minimum 2 yıllık üyesi olmuş olacak. Ya onlar bütün şartları bizde var ve dediler verdiğimize 3-6-9 bay vereceğiz. Buradaki bay sistemini yani biliyorsunuz. Yani artık bay, orası sizin gibi oluyor. Yani kiramı doğru dürüst ödediğim sürece yani oraya zaten bir yatırım yapıyorsun sen oraya. Yani boş bir yer olmuyor. Çünkü sen oraya varını yoğunu döküyorsun yani. Kiranı da yatırdıktan sonra yapacak şey belli. Abi şartnameyi şey yaptırdık yani hala şartnameler falan bende var yani. Fransızcasını şey yaptık bir ay askıda kaldı yani.
her ne kadar şeyse yani resmi olarak şey yaptık, bir ay askıda kaldı, şu kaldı, birkaç arkadaş haberi yoktur birdenbire olmuş falan diyor da hala bende var yayın tarihi, ne zaman ihale oldu, ne zaman asıldı, ne zaman ihale falan oldu, hepsi var. Neyse girdik yani bir şekilde ihale bizde kaldı, biz aldık. Sadece oradaki heyetin size dediği şey var ya, hani kirayı sadece siz ödersiniz gibisinden. O aslında bence o çok önemli bir mesele. Ne diyorlar orada? Abi şöyle abinin biri bana dedi ki sen dedi buradan zarar da etsen siz dedi kirayı da, yani şahsıma demiyor yani, çünkü biz bir yani kardeşlerimizle birlikte çalıştığımız, onların da kimse bir şeyi. Yani siz dedi buradan para da kazanmasanız dedi caminin kirasını siz verirsiniz. Yani dedi. Yani gerçekten verirdim abi, niye yani, abi baktım olmuyor, anahtarı veririm arkadaş, ben bunu yapamıyorum derim, alın buyurun anahtarlarınızı giderim, niye ben o kadar vakıf insanın vebanını çekeyim yani şey olarak. O şekilde girdik, ihaleyi aldık. Tabi bu duyulmuş yani, DİTİB birileri bildirmiş, ondan sonra DİTİB bize Ankara'ya resmi olarak mektup yazmış, bize şikayet etmiş önceden. Tırnak içinde FETÖ yoktu, paralel vardı. İşte burayı PD'yi. PD'yi paralel devlet yapılması. Evet, paralel devlet yapılması. İşte bunu buraya peşkeş çektiler, buraya verdiler. İşte 369 bay verdiler, şunu yaptılar, bunu yaptılar diyen yani müşavir yardımcısıydı o zaman. Müşavir gitmişti, onun yerine gelmişti. Adam da işte devamlı Arjantoy'daki insanların yanına gelip gitti. O bize şikayet etmiş Ankara'ya. Mektubu göndermiş. Oradan bir sürü baskı geliyor yönetime. İşte onu oradan çıkaracaksınız, şunu yapacaksınız, bunu. Başkan bizi çağırdı dedi, ya böyle böyle bir durum var, ne yapacağız? Bu arada 15 Temmuz olmuş artık. Böyle bir durum mu yoksa öncesi mi hala? 15 Temmuz olmadı. Şöyle olmadan. Ben 11. ayın 2015 11. ayında ihale oldu. Ben 2016'nın 6. ayın 1'inde aldım. 1 Haziran'da aldım anahtarları. Yani 15 Temmuz'dan 1,5 ay önce. Yani evet. Yani ben parayı 6 ay önceden vermiş oldum ki. Evet. Çünkü belli bir işler yapılacaktı. Arsa falan alınacaktı. Onları bulması için. Ki o 6 ay beklemeden de benim haberim yoktu. Yani heyet öyle kendi bir karar almışlar. Yani önceki çalıştıran arkadaşlar demişler. Biz 6. aya kadar bizim düğünlerimiz var. Biz yap öyle. Benim ondan haberim yok. Bana geldiler. Şimdi bakkal ihale oldu. Hemen arkadaşımıza verdiler ertesi gün yani anahtarlarını, al götür, zaten şeydi yani kapalıydı. Şimdi ben bekliyorum, dediler ki sen 6. ayda alacaksın anahtarı. Ya dedim 12. ay 6. ay 6 ay mübarek. Yani 6 ay ben size verdiğim parayı çalıştırsaydım belki değil mi? Yani sonuçta ticaret yapıyoruz evet, yani. Bir küçük meblağlar değil yani. Yani evet yani dedim ki ya madem siz öyle uygun gördünüz ona da eyvallah. Yani verdim anahtarları, bir 6. ayın yani birinde aldık. Salonu çalıştırmaya başladık. Ama bu ara işte 15 Temmuz. 15 Temmuz'dan daha önce bir mektup gitti. Daha ortada Tabii 15 Temmuz falan yok. Sadece yok. İşte paralel ona devlet rağmen. Yapılaşmasına Hı-hı. işte peskeş çekildi falan Hı-hı. diye herkes bize işte oradan yani her yerde istenmeyen evet. kişiler vardır yani. İşte evet. onlar paralele peskeş çektiler. 3-6'da önceden bay yoktu ya. İşte bunlar oranın sahibi oldu. Bunlar 3-6-9 bay verdiler. Şunu verdiler, bunu verdiler. Neyse biz dedik. Biz işimize bakalım. Sonra darbeden önce dediler ki böyle böyle. İşte DİTİB'den baskı var. İşte müşavirlikten baskı var. Ben başkana dedim. Başkan benim verdiğim belli size. Verin. Ceketimi alır çıkarım yani burası yani benim. Yaptığınız yatırım var bir de değil mi? Onlara? Ondan önce ufak bir yatırım yapmıştım. Yani belli bir ondan küçük bir şeyler yapmıştım. Onu da tabu koydum üzerine. Dedim bak ben bu kadar verdim, bu kadar harcadım. Faturalarım burada. Hemen verin paramı, alayım ceketimi gideyim. Yani sonuçta ben her tarafta iş yaparım. Gitmiş söylemiş aynısı. Demişler para yok. Yani geldiler yani dediler para yok. O zaman kusura bakmayın yani burası hukuk devleti. Evet. Yani şeyimiz burası Türkiye var. Değil. Yani gelip çökemezsiniz falan. O arada darbe. Evet. Mefhumunu yaşadık meşhur. Geçen işte biraderim buraya geldi. Siz bu arada zaten yani. Türkiye. Bizzat yaşadınız yani. Tabii, yaşadım tabii, derken tabii. içinde yaşadınız. İçinde evet. Bünyamin abi anlatmıştı, köprüdeydiniz. Evet yani. Evet köprüdeydik ve zaten o yüzden işte biz darbeye gittik. Darbe yapmaya gittik. Eğer darbe başarılı olsa ben Sivas valisi olacağım.
Onu da mı dediler? Evet, evet, gerçek. Gerçek. Sivas Emniyet Müdürü de burada, buraya geldi. Hmm. Şu anda yanımda. Ona da emniyet müdürü olacaksın demişler. Yani işte arkadaş şu an Türkiye'den geldi burada. Hmm. Tanıştırırım sizi. Şeyle, ben vali olacakmışım. Şimdi ben bunu duyunca yani ne bileyim ya, sıradan işte bir uşaklar arasında şakalaşırken hani belki diyebilir de koca koca adamlar nasıl inanır ya buna? Ya ben yani yeni eğitim sistemine göre ilkokul mezunuyum. 8 yıllık ya şimdi. İlk yani, öğretim. Yani ilk öğretim mezunu. Önce benim dönemime göre ortaokul mezunuyum. Yani, yani bir defa benim ehliyetim yok ya şeye, valili olmaya. Yani benim vasfım yok. Yani ben bırak, yani ben öylesi koltuklardan kaçıyorum yani. Bana Allah bana nasip etmesin hiçbir yerde. Ne başkanlığım, ne şunu, ne bunu. Ben istemiyorum abi. Benim sandalyem bana yeter. En iyi koltuk benim sandalyem. Aa, ben kendim mücadelemi ederim tek başıma. Şey olarak kimseye şey olmaz. 15 Temmuz'dan sonra ne oldu yani o zaman? Yani abi 15 Temmuz'da önce, devam etti. Önce tabii önce şu Türkiye ayağını bir anlatayım abi. Buyurun. Biz Türkiye'deyken burada benim kardeşime burada bir Talha kaldıydı. Hı hı. O bizim 3 numaramız. Hı hı. Yani Bünyamin'in büyüğü, Osman'ın küçüğü. O burada kaldıydı. Ona telefonları gelmiş gizliden. O evde tek binayı işte yaptırdık. O sene taşındık. Biz hepimiz gittik. Osman'ı önce gönderdik. Talha gelecek. O bir tanemiz gelecek. Hani ev dedik biri kalsın. Kardeşime tehdit telefonları açmışlar. Evi yakacağız demişler. Gizli numaradan, yani görünmeyen numaradan. Ondan sonra ben de biraz kızdım. Gitmiyorum dedim. Buradan da arkadaşlar çık falan diyorlar bana. Dedim çıkmayacağım ben dedim. Bir gün, iki gün, üç gün geçti. Türkiye'den çıkacağım diyorsun. He, Türkiye'ye gittiniz. Türkiye'de gittik yani. Orada 12 saat kaldım şeyde. Hı-hı. İstanbul darbe oldu. Köprüye girdik. Öğlende çıkabildik ancak. Gece hı-hı. 12'den gündüz 12'ye kadar. İşte o gün akşam memlekete vardık. Orada baktım sabah zaten. Evet. Yani herkes değişik. Yani evet, saat evet. Hava bir şey. Yani. Berbat bir hava var. Evet, berbat bir hava var. İnsan yani söylenen laflar insanın zoruna gidiyor. Evet. Yani ya bir bakıyorsun yani ciğeri üç para etmez adamlar, çok affedersin sana vatan haini diyor. Darbe yaptı diyor. Adam öldürdü diyor. Yani öyle şeylerle karşılaştık. Tabii insanın yani zoruna da gidiyor. Ben her şeyi göze almıştım dedim. Ben çıkmayacağım. Ne olacaksa olsun yani. Çünkü niye, suç işleyen adam yani şey yapar. Sonra buradaki abiler dediler yani senin çıkman lazım. Herkes gidiyor. Ne olur ne olmaz. Dediler bak sen dediler bir girersen yani ispat edeyim diyene kadar belli bir zaman geçer. Yani Bünyamin abi de gördük zaten. Evet, ne olduğunu evet, değil mi yani? Yani. Ben hemen o gece gittim, biletimi aldım. Zaten direkt aktarma olmasın diye Kayseri'den bindim. Direkt Almanya uçtum. Hı hı. Yani İstanbul'a falan bile inmedim. Biraderlere dedim ben gidiyorum. Bir iki hafta sonra da siz toparlanın gelin. Çünkü memleketin hali hal değil. Yani sonuçta. Onlar da şöyle demiş. Abim gitti. Biz nasıl olsa hizmette çok şeyimiz yok. Yani bize bir şey olmaz. Onlar da öyle bir şey var. Ben buraya geldim arıyorum ya gelin falan. Yok abi dediler biz biraz daha kalacağız dediler. İyi dedim siz bilirsiniz. Biraz fazla kaldı. Evet ben buraya gelince işte camiye geldim. Talha'ya işte cami salonu şey yapmışlar biraderime. O da bana telefon açtı. Abi dedi burada sapık supuk telefonlar geliyordu. Talha kardeşim de biraz nevri döndüğü zaman Allah korusun. şey değil yani gözünü kapatır. Yani dedim ne olur ne olmaz. Ben atladım geldim. Bir camiye vardık. Herkes de bir ters bakma bakma. Tabi o belli kesimler yine yani dik duruyorlar. Bize ne dedilerse o zaman yani ne olursa olsun dediler. Biz sizi biliyoruz yani sonuçta. Biz camiye geldiğimizde bir iki gün geçti. Baskılar tekrar yani yeniden böyle işte DİTİB'e çağırmalar, işte onları oradan çıkaracaksınız, onları şöyle yapacaksınız, işte onları şey yapacaksınız. Şimdi bunlar her gittiğinde de biz oraya komple yatırımımızı da yaptık. Yani bayağı bir harcama yaptık yani sonuçta. Onlar da geliyor şimdiki ya onlara da bir şey diyemiyorsun. Yani adam devlet baskı yapıyor. Evet. Koskoca devlet işini gücünü bırakmış arkadaş. Sürekli ne yaptınız, ne ettiniz? Paris Banyosu'ndaki hani Arjantin şehrindeki bir salonla uğraşıyor ya kocaman bir şey ya.
Sonra baktım işte bir ara yani bir arkadaş vardı, biraderle eve baskın yapıldığında biraderler aldılar işte Bünyamin'i, 5 ay bir şeyli oldu. Ve ben de şimdi salonu bırakayım mı falan diye gelgitler yaşıyorum. Çünkü bana arkadaşım biri dedi ki senin kardeşlerin dedi bu salondan dolayı dedi bırakmıyorlar. Yani bir rehin alma gibi o zaman. Rehin salonu alma bırak, gibi. Onları serbest evet, bırakalım. Evet evet. Dedi sen dedi onları dedi bıraktırırsan bir iki gün içinde dedi gelirler dedi. Yani ben de vereyim mi vermeyeyim mi artık kendi kendime tek başıma olsam vereceğim. Ben diyeceğim lan bir şey olsun. Sonra bir Bünyamin de telefonla bir şekilde görüştük. Onun bir günlük hakkı vardı. Hı hı. Görüş hakkı. Ve görüş hakkı vardı. Tevafuk ben de oradaydım şeyde. Hı hı. Yengemin ya gelinimizin yanında. Hı hı. Yani orada dedi ya abi bizim herhangi bir şeyimiz yaptığımız yok dedi ya orayı dedim. Ya orası sıkıntı yok. Yani hakkımız dedi yani sonuçta. Yani biz dedi ne yaptık dedi yani burası. Yani orayı dedi şey yapma dedi. O şekilde ben gittim başkana dedim. Bizim maliyetim, salonun maliyeti bu. Ama aslında o fiyatı söylesek mi? Çünkü hani çünkü insan hayal edemiyor. Çünkü aslında küçük maliyetler değil yani. Evet. Abi yok işte yok, yani küçük maliyet olsa ben onlara bir şey demem. Fiyat açıklamayalım. Küçük maliyetse getirsinler maliyetini versinler. Abi ben öyle astronomik bir şey de istemiyorum. Ben faturalarımın karşılığını istiyorum. Hı hı. Yani çünkü ben her şeyimi 17-25'ten sonra bunu aldıktan sonra ben hani bazı şeyleri biz İşte arkadaşına yaptırırız, şuna yaptırırız, buna yaptırırız. Ama ben yani ne olur ne olmaz diye hep faturalı yaptırdım. Bütün işleri. Yani şey olarak. Zaten bir Fransız mimarımız vardı bizimle çalışan. Onunla birlikte yaptırdım. Bak halen de 30 bin üzerindeyim. Düğün salonumuzun değeri. Ha benim buradan çıkmam istiyor. Ha şöyle yani ben kalsa ben çıkmam. Niye? Ya oranın temelinde benim emeğim var. Hı-hı. Yani beni buradan niye çıkarıyorsun sen? Yani ne hakla yani hukuki çıkarıyorsun bir yani. Şey, yani yok. Yani hukuki bir yöntem ama şöyle ne olur insan buğz eder içinden. Ya beni istenmeyen yerde ben durmam. Evet. Kardeşim verin malımın değerini çeker giderim. Kahreder gider. Öyle giderim. Ama haksızlıktan dolayı gitmem. Hı-hı. Yani çünkü ne şu anda da mesela en rahat oldukları dönem bizim dönemdir. Ha Covid'den dolayı biraz ödemelerimizde aksamalar falan oluyor. Herkes yaşıyor. Ama yani. Girdik girelim Allah'a çok şükür. Yani bize güvenip de verenlerin yüzünü kara çıkarmadık şu ana kadar. Çıkarmayız da yani Allah'ın izniyle. Yani şey olarak. Şu anda resmi bütün izinlerimizi aldık. Yani herkesin bize yani beni sevmeyenler bak ben şuna inanıyorum. Bizi sevmeyenler bile her şeylerini bize şu an emanet edebilirler abi. Evet. Adım gibi eminim yani. Yani şey olarak. Bu da çok manidar hakikaten. Yani, aynen. Yani çok bambaşka abi, bir evet ama bu boyutta. Gerçekten de ben böyle evet. Yani herkes bunu şey yapıyor. Yani söylüyor. Ya adama bir bakıyorsun Osman Özsoy diye bir abi vardı. Yazı yazıyordu. Evet. Hatırlıyorsanız. Tabii. O sen hariç diye bir yazısı vardı. Yeni çıkmıştı. Hı hı. Aynen öyle. Şimdi diyor ki ya ben diyor gidiyorum Osman Özsoy olarak diyor işte diyorlar ki sen hariç. Muammer Aktaş olarak ben geliyorum ben hariç. Onu herkes yaşıyor evet. Sen Rumi abi olarak gidiyorsun sana evet. Çevren diyor ki sen hariç başkaları. Sende bir sorun yok ama evet, değil mi? Ama şimdi herkesin çevresi hı-hı. Diyor ki sende sorun yok. Sorun kimde? Evet. Yani sorun yok hı-hı. O zaman yani zaten yani hiç kimse de sorun. Abi böyle bir şey var. Yani iyi bir süreç yaşadık. Yani Rabbim ayağımızı kaydırmasın. Yani çok şey öğrendik. Hı. Ben hep her fırsatta diyorum benim üzüldüğümüz bayanlar ve çocuklar. Evet. Bu süreçte en bu çok süreçte onlar etkilenen zararlananlar. Bayanlar ve çocuklar ve içerideki bebekler. Onlar olmasın abi şu olayın başıma geldiğine sevineceğim. Hı hı. Abi biz insanlarımızı hiç tanımıyormuşuz. Gerçekten hiç tanımıyormuşuz. Hayal kırıklığı yaşadık. Yani kim dost, kim düşman, kim arkadaş. Yani artık akrabalığın, kan bağının bir hükmü yokmuş. Yani öyle dostlarımız oldu ki mesela kan bağımız yok ya bizim. Yani ama adam gibi durdu. Kan bağın olan kişiler sana terörist dedi. Evet. Ve tanıyorlar sizi değil mi? Ne yaptığınızı yani, biliyorlar. Yani. Şimdi biri gelse bana dese ki ya bu adam şu grubun içinde şunu yaptı dese ben adamın geçmişine bakarım. Eğer geçmişte o hataları tekrarlamışsa
derim ki ya bak bu şu tarihte bunu yaptıydı. Belki yapmış olabilir. Ama yine de gözümle görmek isterim. Evet. Ya yok arkadaş, geçmişte öyle bir şey yok. Kaç yıldır tanıyorlar sizi yani. Evet. Yani şey olarak. Abi, yani benden de geç mesela hizmet hareketine el alalım. Evet. Yani 68'lerde kurulduğu söyleniyor. Evet 68'lerde kurulmuş. 2016'ya kadar gelmiş. Abi o kadar dershanesi var, o kadar okulu var, o kadar yurdu var. Kaç sene yapıyor? 40 yıl. 50 yıla yakın. Bir tane adi bir olay duydunuz mu abi? Evet. Bir tecavüz olayı çok affedersiniz duydunuz mu? Yüz kızartıcı bir suç. Yüz kızartıcı bir suç. Bak 40-50 sene ya. O kadar Türkiye'nin her tarafından bir de çocuk var. Yok duymadınız. Geçmişinde yok böyle bir şey. Hemen sen birinin demesiyle nasıl yakıştırıyorsun onu? Nasıl inanıyorsun sen ona? Bak şu anda duyuyoruz değil mi? Bilmem ne vakfında erkek çocuğa bilmem ne oldu. Kız çocuklar bilmem şöyle oldu. Böyle şeyler oldu. Olsaydı zaten onu mutlaka yani biri bin yaparlar, köpürtüler evet yaparlar. Ama öyle yapamadılar onu ya. Yani. Şu ortamda dahi olmadı evet. O. Evet. Yani her şey böyle ortadayken abi ben hayret ediyorum ya, basiret bağlanması bu galiba. Hı. Ya adam şöyle otursa iki dakika bak sakin kafayla bir düşünse bence var ya bilmiyorum işler çözülecek. Ya gerçi ya bir bak geçmişine, yapılan işlere bak. Yapılan işlerdeki hatalara bak. Mesela kendi içinde mesela hizmet sütten çıkmış ak kaşık kimse demiyor ki. Şimdi 100 kişi var. İnsan var işin içinde. Evet. İnsan var. Evet. Yani 10 kişi art niyetliyse kusura bakma da 90 kişiyi bağlamaz ki. Ha nasıl bağlar? Eğer o 90 kişi 10 kişiye sahip çıkıyorsa yaptığını veya ortak olduysa darbe yani, evet. Olduğunda mesela değil mi? Mesela ben çok düşündüm. Ha şüphe oldu mu? Şüphe oldu içimde. Mesela ben dedim ki ertesi gün Fethullah Gülen Hoca Efendi dedim ne diyecek? Ya adam çıktı. Dünya gazetelerini topladı. Gereken neyse söyledi. Varsa en küçük dedi bir şüphe. En küçük bir delil. Hatta uydurma da çıkarın dedi. Önemli değil. Uçak lazım biletimi dedi. Alır giderim. Benim için olay bitmiştir. Şey olarak. Hoca Efendi şöyle deseydi. Ya işte 17-25'ten sonra savcılara bunu yapıldı, polislere bunu yapıldı. Olmasa iyiydi ama bir şeyler olmuş deseydi evet sahip çıkıyor derdik darbeye. Ya bu insanın başladan kişi, bu işi başladan kişi kabul etmiyor. Hizmete ihanet etmişler diyor. Yani ülkeye ihanet ettiler diyor. Millete ihanet ettiler diyor. Dışlıyor. Biz hiçbirimiz kabul etmiyoruz. Bu işte en küçük bir dahlilanı ben hala diyorum kim olursa olsun abi. Yani. Allah belasını versin diyoruz. Açık açık. Yani adam sen tutup da bu cemaati suçlayamazsın. Yani şeyler. Biz olayları çok genelliyoruz abi. Biri bir şeyin içinden çıktığı zaman ona diyoruz işte cemaat komple. Bir ailenin içinden bir hırsız çıkıyor. Aileyi komple şey yapıyoruz. Şey olarak. Onun için salon işimizde böylece yani devam ediyor. Bir sıkıntımız sizi çıkarmaları da hukuki olarak mümkün görünmüyor. Öyle anlaşılıyor. Hukuktan daha çok ya yani oradaki yani kişiler de belli şeyleri gördüler artık. O bu olayın sıcaklığıyla bayağı bir baskı yani resmi makamlardan derneğe baskı yapılıyordu yani onlar da yani bir şey yapmaları gerekiyor aslında. Evet yani şey olarak, hesap soruyorlar. Ya illaki evet. Yani. Ha. Normal yani. Ben olsam oranın yöneticisi bana kimse karışamaz. Yani ditip i̇şte. Bence Fransız kanunlarına göre kurulmuş Fransa derneğidir. Evet. Yani Türkiye'yle ne alakası var? Din müşavirliğiyle ne alakası var? Yani normalde bizim i̇şte bilmeyenler Avrupalılar da biliyor. Türkiye'nin etkisi var. Doğrudan bağlantıları var. Kontrol etmeye çalışıyor Türkiye. Evet. Öyle bir durum var. Vakit ilerledi ama bir soru benim aklıma gelmişti. Bu ilk başlarda dediniz de biraz daha açmanız için yani hizmeti tanımam benim hayatımda bir devrim dediniz mesela. Evet, evet. Yani ne anlamda bir devrim oldu? Neleri değiştirdi? Yani önceden de farklı grupları herhalde tanımışsınız ama evet. Ne gördünüz? Yani ne değişti benim yani girip çıkmadım grup kalmadı. Ben biraz böyle yani her tarafa giren hani ben şey ya şuraya gitmem buraya gitmem diyen bir tip değildim yani ben. Ortam olsun yeter ki girerdim. Sosyal ben bir insansın. Evet yani şey olarak önceden yani dediğim gibi Avrupa'da şeyde Fransa'da ne kadar dini cemaat siyasi şey varsa hepsinden arkadaşlarım var gördüm girdim. Ama böyle uzun süreli yani kendimi oraya ait hissedebileceğim bir hisse kapılmadım. Yani giderdim arkadaşım vardı otururduk çay kahve içerdik.
Tamam çıkardık yani, o içselleştiremiyor. Hani orayı benim diye sahip çıkamıyorsun. İğreti duruyordu yani senin içinde. Dışında kalıyorsun. Yani hani içine alamıyorsun. Hani yani yürekten bağlanamıyorsun. İşte ta ki o 2004'e kadar hizmetin şeyine kadar. Abi hizmet bende neyi değiştirdi? Mesela ben hizmeti tanımadan önce şantiyede çalışıyordum. Cumartesi pazar gelirdim abi. Kahveye giderdim 12'de. Gece 12'de. Gece 12'de. Gece 12'de. Şey falan değil yani arka. Herkesin oynadığı işte bataktır, şöyle evet, tost, çaydır. Vakit geçiriyorsunuz. Yani. Vakit öldürüyordum. Öldürüyorsunuz. Çok yani gerçekten yani bir çıkıyorduk sigara dumanının içinde falan. Namaz kılmıyordum. Evet. Yani hani diyor ya cumayı kaçırmazdım yalnız. Bayram namazını hiç. Hiç. Geçen imam arkadaşım biri çok dedi ya bayram namazı dedi adam dedi yani koşa 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 geliyor. Kaçırsa dedi dinden çıkmış gibi dedi korkuyor. Evet. Ya dedi günde 5 farz dedi. Farz namazını kıldı. Ya bayram namazı vacip yani sonuçta. Evet. Yani kaçırsan da dedi yani bir şey olmuyor ama bak günde 5 vakitini kaçırıyorsun dedi ya ona bir şey yok. Biz de öyle yani cumadan cumaya kılıyorduk. İşte kahve boş zamanlarımızı kahvede geçiriyorduk. Hizmeti tanıdım. Bir defa Kur'an öğrendim abi. İkinci yani bakış açımı değiştirdi. Yani ne bileyim işte Türkiye'de belli kesimler vardır. Hani evet. İşte Alevisi, Kürdü, Sünnüsü, Ermenisi, Yahudisi, Yahudi, Çerkezi ne bileyim daha da çok böyle kabileler vardır. Onlara işte yetişmiş olduğumuz ortama göre belli bir kalıpla bakıyoruz. İşte Alevi dediğimizde büyüklerimiz bize ne öğrettiyse o şekilde bakıyoruz. Olumsuz bir bakış açısı. Tabii herhalde. Ki. Kürt dediyse belli bir şeye bakıyoruz. İşte ne bileyim her şeyin bir öğretisi var bilinçaltımızda. Onu o ondan duymuş vermiş. Yani şey olarak ki ben bir geldim yani işte Alevileri yani çok özür diliyorum din düşmanı olarak görüyorduk. Görüyordum yani ben. Kürtleri işte vatanımızı elimizden alacaktı görüyordum. Ermenileri işte Türk milletine ihanet etmiş hepsini yani genelliyordum. Yani öyle bir şeyin içinde yetiştik yani bizim yetiştiğimiz ortamlar öyleydi. Burada da çevremizde mesela bir böyle okumuş işte kültürü açık olaylara vakıf yani insana insan gibi yani insan olduğu için bir bak önce insan olduğu için ele al diyebilecek kimse de yoktu. O öğretilerinden kaldık. Ta işte hizmet hareketindeki o güzel insanlarla tanışana kadar abi. Bu anlamda değişti yani tamam. Yani evet şu anda dediğim gibi mesela devlet kavramı, millet kavramı, bayrak kavramı yani öyle bağırmayla, çağırmayla olan bir şey değilmiş abi. Mesela ben Fransa'da yaşıyorum. İstediğim kadar ben Türklüğün sloganını atayım. Ne olacak? Hiçbir şey. Ne yapmam lazım? Ya ben öyle bir yaşamam lazım ki bu adam Türk demeleri lazım. Ve bundan Hocaefendi'nin güzel bir sözü var. Evet temsil. Yani hani hiçbir şey bilmiyorsan temsil. Yani ne diyordu? Dünya İslam'a muhtaç. İslam temsile muhtaç diyordu Hocaefendi. Hiçbir şey bilme. Dil falan bilme abi. Düzgün yaşa adam seni fark eder zaten. Evet. Adam seni fark eder yani. Bu der ki bunda bir değişiklikler vardı ki çok hikaye dinledik. Yani işte abiler de hani gidiyor Fransızlarına ya işte sen bir çok değişiksin sen. Yani işte böyle. Hemen hissediyorlar. Hemen hissediyorlar evet yani o pozitif şeyleri. Yani alırken ben onun için yani Kürt de olsa, Türk de olsa, Fransız da olsa, Ermeni de olsa, Yahudi de olsa Allah yaratmadı mı? Evet, yarattı. Ben kendi istediğim için mi Türk oldum? Yok. Yani benim elimde olan bir şey değil. Ben Sivas'ın Güney Köyü'nde dünyaya geldiğim için ve orada Türk coğrafya Türk. Michel burada doğduğu için Fransız oldu. Ermeni öyle anne doğduğu için. Yani onun elinde yok. Ha, bir Ermeni'yi Allah yaratıyorsa Ermeni'ye hakaret etmen senin Allah'a karşı saygısızlıktır. Evet. Niye? Çünkü bak Allah yarattı onu. Yani senden sormadı ki. Yani insanın bazı şeyleri hani seçemiyor. Annesini, babasını, ismini, ırkını yani sonuçta. Yani bunları Allah direkt ona veriyor. Ha veriyorsa Allah'ın verdiği şeye saygı duymak zorundayız. Ha buna işte Yahudidir diye aşağılıyorsan, Ermenidir diye aşağılıyorsan hani var ya affedersiniz
Döli diye. Evet. Ya adam işte dolaylı olarak Allah'a isyan ediyor mesela. Evet. Yani Allah öyle olduğunu bilseydi Ermeni diye bir millet yaratmazdı. Tek Yahudi millet yaratırdı tek o zaman. Millet yaratırdı. Tek millet yaratırdı. Ayet göndermezdi. Sizi işte farklı farklı kavimler. Renklere böldük, kavimlere böldük, dillere böldük diye. Yani biz burada neye bakacağız? İnsan mı? Karakterli mi? İyi mi kötü mü? Hı. Ona bak. Dünyada benim için iki çeşit insan var abi. İyi ve kötü insan. Ortası yok. Yani ortası yoktur. Onun için abi hizmet benim için yani herkesin mesela bir hizmet kavramı vardır. Yani herkes hizmete bir şeyler mesela bazen hizmet sizin için nedir? Hizmet benim için abi yaşatmak için yaşama ideali. Yani tek cümle. Yani başkasını yaşatmak için yaşayacaksın. Önce sen adım atacaksın. Allah da sana sahip çıkacak. Karşıdan beklersen yani sen karşıdan bekle. O da senden beklersen ki %50-%50 şansın var. olmaz. Ama ilk adımı sen atacaksan %100. Yani sen at. O vermezse Allah veriyor. Ne diyor işte bir iyilik yap. Denize atlıyorlar ya yani. Temel şey bu olacak. Evet. Yani her şey önce ilk adımı kendimiz atmamız lazım abi. Onun için yani hizmette çok güzellikler gördük. Yani ailemiz adına. Yani bereketi ayrı bir, güzelliği ayrı bir. Yani ne bileyim o kadar insanlarla tanıştık. O kadar şeylerle tanıştık. Ya bir tane içinden ya şu da yaramazdı. Mesela çok vardır yani arkadaşınız olur. Ya işte şunun şu huyu falan yoktur. Yani şu an ben görmedim yani gerçekten. Ya ben yani çok mu iyi bakıyorum? Öyle de biri değilim yani. Ben, öyle de değilim diyorsun. Yok abi, olsa görürüm. Yani ben en ufak bir şey gördüğüm zaman takarım. Yani onu giderim, sorgularım, sorarım. Bu niye böyle, neden bu böyle diye. Yok abi yani. Yani bir bakıyorsun adam çift üniversite bitirmiş. Ne bileyim ODTÜ mezunu. Ya buraya gelmiş. Benim kahrımı çekiyor. Benim çocuğumun kahrını çekiyor. Ya mesela benim ilk çocuğum doğduğunda yani kız olmuştu. Bir tane kızım var benim. Allah bağışlasın. Evet. Yani hemen şunu düşünmüştüm. Ya bunun geleceği ne olacak? Hatta o zaman. Fransa'da büyüyecek. Çünkü evet. Hı. Burada işte ben okulların durumunu biliyordum. Hı. Ben işte buraya geldim de beni okula almadılar. İşte liseye mi gitsin, ortaokula mı gitsin? Karar veremediler. Ortaokulu bitirdim geldim ben Türkiye'den. Hı. Liseye mi gönderelim? Dil yok. Ortaokula mı alalım? Yaşı büyük. Hı. Beni o birinci aydan üçüncü aya dördüncü aya kadar burada kolejin yatkıyım dedikleri şeye gittim geldim. Ama en arka sıraya geçiyordum. Dil falan yoktu. Gidiyorduk Fransızca görüyorduk. Matematik görüyorduk. Geliyorduk. Orada bir bakıyordum ortamlara. Yani biliyordum yani iyi kötü. Evlenip de çocuk sahibi olunca ya dedim burada çocuklar acaba nasıl şey yapıyor? Çünkü bizde bir şey yok. Ben ne vereceğim çocuğuma? Ben okumadım. Yani benim bilgim sınırlı. Bunlar bir de buranın kültürüyle şey yapacak. Çevremizdeki insanların şeyi belli bizden yani bizim gibiler. Öyle derken hizmetle kızım 10 yaşındaydı hizmetle tanıştığımda. Öyle kızımı büyüttük. Üniversite bitirdi. Gelin oldu. Maşallah. Oğlum üniversite okuyor 3. senesini. O bir küçük oğlum lise sonda. İnşallah üniversiteler olacak. İnşallah. Çünkü niye gösterebileceğimiz sizler varsınız. Çocuklarımızın önünde. Gerçi önceden kimse yoktu abi. Mesela babam bana şunu oku, bunu oku, benim örneğim kim olacak, bana kim motive olacağım ben? Yok. Hı-hı. Ama şimdi işte bak mesela sizler varsınız, okuyan abiler var, ablalar var, doktor olanlar var, avukat olanlar var, müşavir Hı-hı. olanlar var. Hı-hı. Yani sonuçta öyle bir çevremiz var, inşallah devam eder abi. İnşallah. İnşallah. Nasıl abi, vakit ilerledi ama. Muhabbet o kadar çok hani. Evet, benim aklımda bir soru daha var ama bitirelim. Abi bahsettiniz hani ailece biz bir aradayız. Hani anladığım evet. kadarıyla birlikte bir apartmanda oturuyorsunuz ve işlerde de birlikte herhalde götürüyorsunuz. Genelde bunun avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Zor bir şeydir de diye söylenir. Yani bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunun zorlukları, siz nasıl teknikler uyguluyorsunuz? Onu soracaktım. Abi özel bir tekniğimiz yok. Yani gerçekten. yani herkes yani işini bilirse kendini bilirse kimse kimsenin işine karışmazsa yani eşlerimiz de işlerimize çok karışmazlar yani şey olarak biz ilk iş hayatına başladığımızda konfeksiyonla başladık hı hı. iki kardeşim o zaman okula gidiyordu işte okul hayatları olmadı hep beraber çalışırken krize girdi
konfeksiyon. Ben en küçük kardeşimi aldım, inşaata gittim, dedim ikimiz aynı yerde olmayalım hepimiz de. Çünkü batarsak hepimiz batacağız. Biz bu ısı yalıtım işine gittik. İnşaat işi yürüdü. Konfeksiyon işi tamamen bitti Fransa'da. Evet. Yapanlar yaptı. Yurt dışına taşıyanlar taşıdı. Portekiz'e taşıyanlar bu oldu. Bu arada Çinliler zaten biraz hakim oldu. Hem Çinlilerden daha Fransa'daki veya Çinliler. Şeye gönderdiler. Fason işleri Fransa içinde yaptırmıyorlardı. Fransa devleti atölyelere çok baskın yapıyordu o zamanlar. Hı-hı. Yani malum 24 saat var diye usulü çalışan Çinliler vardı. Yani çok meşhurdu yani o zaman. Bunu yapınca biz dedik inşaata gidelim. Hı-hı. Şey bıraktık. Isı yalıtım. Evet, ısı yalıtım işine girdik. Ortakla başladım bir. Üç yıl ortaklık yaptım. Baktım benim biraderlerle onun kardeşleri böyle ufak tefek sürtüşmelere başladılar. Ortağım da çok iyi birisidir. Hala görüşürüm şey olarak. Dedim ya senin ortağın kardeşin olsun, benim ortağım kardeşlerimiz olsun. Biz ayrılalım. Hı-hı. Çünkü bize dokunacak bunun şeyi. Kardeşlerimiz arasında bir şey çıktığı zaman. Ayrıldık biz kardeşlerimle. O hala devam ediyor. Biz hala devam ediyoruz. Böyle hep beraber çalıştık. Hepimizin belli bir maaş belirledik. Hı hı. Herkes maaşını alıyor. Hı hı. Ne yaparsak da hep birlikte yapıyoruz. Ortaya yapıyoruz yani. Ne diyor buna? Havuz diyelim. Havuz. Havuz lafı biraz kirlendi ama. Evet. Yani biraz da şey olsun. Hı hı. Sonra inşaatta inşaat yaparken yani yine baktık yine aynı geminin içindeyiz. Yani hepimiz dört kişi. İnşaatta bir şey olursa hepimiz açıktayız şey olarak. Dedik ya bir ya restoran açalım, hı hı, ya alimantasyon açalım. Çeşitlendirelim diyorsunuz. Evet yani iki ya bir dal daha açalım, hı hı, iki yapalım, hı hı, hangisi şey olursa. Ya düğün salonu dedik, ya restoran, ya alimantasyon dedim yani böyle manav Türkçesi şey gıda üzerine. Hı hı. Yani Allah düğün salonunu nasip etti ilk önce, ona başladık. Sonra ikinci düğün salonu oldu, ona şey yaptık. Sonra bir restoran vardı bir arkadaşlarla, onu yaptık. Hı hı. Şu anda Arjantolu'da bir proje var inşallah. Yani biraz uzun sürdü Covid'den dolayı da onun işlemine başladık. Normalde 4 ay 5 ay içinde bitiririz diyoruz ama ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Kesin bir tarihimiz yok, onu yapıyoruz. Bir de bu birlikte yani ben bu kardeş yani birlikte çalışmanın ben bereketini biz gördük abi. Biz yani ben tek başıma hiçbir şeyim. Yani ben bir konuda iyiyimdir ama benim bir sürü açık taraflarım vardır. Yani onları kardeşlerim kapatıyor. Hı hı. Mesela herkesin belli bir Allah kabiliyet vermiş. Mesela yani bana derler ben kağıt işlerini severim. Hı hı. Bazısı da hiç sevmez. Yani bazısı hiç sevmez. Mesela benim bir kardeşim var tam salon adamıdır. Toplantılara gider, yemeklere katılır. Yani benim hiç sevmediğim şeydir. Mesela bir kardeşim vardır ne bileyim yani plan çizer, proje çizer, takip eder. Milim milim ölçer. Hı hı. O bende yoktu. Ben mesela çivi çakamam. Hı. Mesela bir kardeşim vardır. Bütün eksikleri görür arkadan. Hepsini. Maşallah. Ya öyle. Yani şimdi biz bir gitsek bir dişlerin parçaları gibi birini aldığımız zaman hepimiz duruyoruz. Ya öyle alıştığımızdan veya da ben seviyorum yani böyle olmaya. Hı hı. Ya burada eşlerimizden de Allah razı olsun. En önemli pay belki de onlaradır. Uyumlu. Yani. Hı. Aralarında uyumlular. Yani bize herhangi bir şey olmadığı için insanın kafa rahat olunca işine odaklanabiliyor. Tabii yani şimdi aile içi huzursuz olunca yani ne yaptığın işten zevk alırsın. Verimli olur. Yani para kazansan ne olacak ki? Evet. Yani niçin? Trilyoner olsan ne olacak seni? Huzurun olmadıktan sonra yani şey olarak. Bünyamin abi o bizim ağamız demiş abi. Maho ağamız demiş ama onlar Maho ne derse kabulümdür. onlar ne derse kabulümdür abi şey. Maho biraz hani abi olumsuz anlamda ben de işte ağa mı yoksa Maho aralarında bir şey mi anlayamadım ama. Abi biz yani ne dersek dinleriz demek Maho istiyoruz. Maho ağa filmlerinde daha farklı bir karakter. Allah razı olsun ben ne dersem sözümden de yani çıkmazlar. Ben de en ufak bir şeyde danışırım. İstişare yaparım yani o konuda. En ufak bir şey olsa bile haber veririm. Yani şey olarak. İşin sırrı o zaman biraz daha böyle hani ortak akıl beraber bütün ortak akıl tabii. Bütünleyici bir şey hareket. Yani birinin kendi başına bir şeyler yapması değil mi? Hep sorarak, danışarak ve kuralları ve her şeyi belli ederek. Aynen öyle. Yani ne yapılırsa yapılsın hepimizin haberi vardır. Mesela birisi bir iş yapıyorsa o yani benim de haberim vardır. O bir kardeşim de haberi vardı. Biri bir şey yapıyorsa öyle yani. Bu olursa şey herhalde yani. Yürüyor yani işler. Yani çünkü diğer türlü sıkıntılar da çıkıyor. Öyle örnekler de var. Yani şu ana kadar bir sıkıntımız da olmadı. Rabbim vermez inşallah. Yani
Biz paradan daha ziyade abi huzur istiyoruz. Huzur evet. istiyoruz. Ya uhuvvet istiyoruz. Evet. Yani ve parayı kazandığımızı yani infak, iyi yerlere infak etmek istiyoruz abi. Yoksa ne yapacağım? Çalışacağız. Abi ben 50 yaşına geldim bak. Evet. Yani bir 50 yaş daha yaşamayacağım ki. Ben. Geldi gitti işte. Evet, geldi evet, gitti yani evet, sonuçta. Evet. Ne olacak? Yani ya önemli. Akılla da bu bir tarafa yatırım yapar ama. Evet. Ha, belki bunu da böyle görenler ya hani onun orada ne çıkar var gidiyor geliyor ama çıkar olmasa gider mi diye. Diyorum ya bak. Çıkar var tabii. Bak buradan söylüyorum. Vallahi billahi gelsin benimle takılsın. Çıkarı varsa. Sen de ne mal al madem öyle. Gel benimle. Yani olacak çıkar öteki tarafla ilgili bir çıkar yani. Hani bu dünyayla ilgili bir şey olamaz. Şimdi Hoca Efendi onun da önünü kesti. Yani o bir taraftan da isteyerek veriyorsanız diyor saygısızlık ediyorsunuz diyor ya. Şaşırdık yani. Çıta çok yükseldi. bilmiyorum. Şey olarak. Abi sağ olun. Abi zaten bir müddet sonra hizmetin içinde olduğu zaman insan hani artık yaşama tarzı oluyor insanın. Evet. Yani başka bir yerde hani yapamıyor. Sanki abi yani. Bugün bir abi veya birisi bir hizmet ettiği zaman ben bunu cennette şöyle bir köşe ayırmak için yapıyorum diye hani yani, yapan evet, yok evet, yani. Evet. Yani bunu gerçekten çünkü hani yaşama tarzımız olmuş. Yani yaşam tarzı Allah rızası, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için. Yani bunlar başka bir amaç yok. İnşallah Rabbim kabul eder yaptıklarımızı. Amin. Amin. İnşallah amin. Rabbim ayırmaz abi. Yani. Evet. Başka bir şey var mı Muammer abi ekleyeceğiniz? Hani aslında konuşabileceğimiz izleyicilerimiz de fark ettiler onu bence. Çok konu var, çok farklı konular çok var ama bugün 1,5 saate yaklaştı. Bu kadar olabildi. Belki o Ramazan'da 2,5 pardon. 2,5 saat. Bana 1,5 saat gibi geldi. Oldu mu o kadar? Oldu 2,5 saat oldu. o Ramazan'da bir program davet var. Orada biraz daha derinleştirebiliriz inşallah. Ramazan da yaklaşıyor. Terasa. Onun dışında bugün diyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Allah razı ederiz. Olsun. Yani ne zaman isterseniz geliyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi, sağ olun. Zaten biraz önce kim yazmıştı? Siz demiştiniz ya abi aradığı zaman hemen kalkıp hani bey normalde evden kimse çıkaramaz. Evet. Ama evet. Ben direkt hani kalkıp gelirim diye şöyle Özer abimiz yazmış. Adres ver deyince vakit tanımadan pazar sabah 6'da bile mesafe tanımadan git gel 400 kilometre gittiğine şahidim. Allah razı olsun. Diyen şahitlik abimizden. Geldi yani demek. Yani bunu alakalı hani evet. Allah razı olsun abi. Katıldığınız hani bence çok güzel bir program oldu. Abi, çok evet. Böyle hani amacımız Allah'ın rızası abi. Ne Ahmet, ne Mehmet, ne şu, ne bu. Evet. Yani inşallah Rabbim yeter. Artık bir sonraki programımız inşallah bakalım iftarı nasıl organize ederiz, nasıl olabilir. Ona göre şey yapalım. İnşallah. Şiir bekleniyor ama maalesef hani ne benim bir hazırlığım var. Ne Ömer abinin de şartları o kadar uygun değil. Müsait değilmiş. Hani herkes evet. Uyuyormuş evde filan. Evet. Bu haftalık şiirsiz kalalım. Şiirsiz. Şimdi o güzel seriyi bozmayalım abi. Yani ben Aşık Veysel'den aklıma bir dörtlük geldi. Onu okuyayım abi. Harika olur abi. Abi ben de sizden öyle bir şey bekliyorum abi. Zaten bir dörtlük gitmesin çünkü bazen böyle şöyle çünkü Sözel'de. Hayır şeyse bakalım. Yok sadece şiir gibi okuyacağım benim abi. Sen fon müziği de yap. Kim okurdu, kim yazardı, bu yazıyı kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Burada. Abi harikaydı. Ve, çok anlamlı. Ve evet. Bunu Aşık Veysel yazıyor abi. Evet hemşehriniz. Yani, evet yani çok ben o insanın böyle o kelimelerini alıp böyle derinlemesine baktıkça abi. Yani çok bu sade değil eğitim mi? Eğitim almamış. Evet. Yani bir sözü daha vardı. Güzelliğin on par etmez şu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Evet. Abi evet. Yani bunun üstüne bir kitap yazılır ya. Yani adam dört şeyde ve bunu yapan ama bir adam. Evet. Kör bir adam. Eğitim evet. Almamış bir adam. Abi dehşet bir şey. İşte Allah'ın verdikleri kesbi ilimler, vehbi ilimler var ya abi. Evet. Allah öyle bir şey vermiş bunlara. Kesinlikle. Yani gerçekten dehşet.